İyi akşamlar. Spor günlüğüyle birlikteyiz. Tabii puan olarak 3 puanları aldığımız haftalarda biz de tabii ki mutlu olarak programımıza geliyoruz. Sizlerin de yüzleri gülüyor, bizlerin de. Öncelikle tabii Sivas Spor'umuzu kutluyoruz. Son oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan alarak belki de bu son 4 haftanın en başarılı grafiğini çizen takım oldu. Göztepe karşılaşması da tabii önemli karşılaşma idi. Özellikle Başakşehir deplasmanında alınan galibiyetin daha anlamlı olması için, tam yerine oturması için bu maçın galibiyeti de önemliydi. Hakan Keleş Hoca ve ekibi yoğun çalışmaları Göztepe karşılaşmasında Sivas Spor'a döndürmesine yetti. Tabii karşılaşmayı konuşacağız bugün. Göztepe karşılaşmasının enine boyuna konuşacağız. Bu haftanın 15. haftanın maçlarını konuşacağız. Şu ana kadar 20 gol atıldı. 18 gol atılmıştı bugün akşam. Deplasmandaki Başakşehir ve Kayseri, Kasımpaşa deplasmanında birer gol bularak 1-0 öne geçtiler. İlk 30 dakika geride kaldı her iki karşılaşmada da. Biliyorsunuz Ankara Gücü, Afyon'da oynuyor maçlarını. Ankara Gücü kendi sahasında Medipol Başakşehir'e karşı 1-0 yenik. Kasımpaşa'da İstanbul'da Kayseri Spor'a karşı 1-0 yenik durumda götürüyor. Kayseri Spor da penaltıdan golü buldu. Biraz önce onu da belirtmiş olalım. Tabii Sivas Belediyespor'da ligdeki esinti devam ediyor. Yani başarısız sonuçların esintisi devam ediyor. Toparlanma sürecine giremediler. Maçın görüntülerini sunacağız programımız içerisinde. Şarkışla Belediyespor bu hafta geçtiğimiz hafta olduğu gibi berabere kaldı. Tabii önemli bir pozisyon var. Hep konuşuldu dünden bugüne kadar. Görüntülerle yine SRT farkıyla ekranlarda olacak maçın özet görüntüleri. Şarkışla Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının özet görüntüleri ve detaylarını da yine programımız içerisinde paylaşacağız. Önümüzdeki haftanın maçlarına göz atacağız. Tabii önümüzdeki hafta cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma. Ankara Gücü karşılaşması oynayacağız yine iç sahada. Bu karşılaşma üzerine de yine konuşmalarımız olacak. Tabii onun öncesinde çok üzüntülü bir durum yaşadık. Göztepe karşılaşmasını kazandık, 3 puana sevindik ama Eren Dolak kardeşimiz geçirdiği kalp krizi neticesinde stadyumda kurtarılamadı. Tabii vakit saatte dolmuş. Allah rahmet eylesin. Eren için dün Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. İsterseniz öncelikle Eren Dolak haberimize bugün programımıza başlayalım. Onu da rahmetle yad edelim. Ailesine de başsağlığı dileyelim. Eren Dolak ve Dolak ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm Sivas Spor taraftar gruplarına, tüm taraftarlarına, tüm videolarına başı sağ olsun diyoruz. İsterseniz önce Eren'le başlayalım. Bakalım. Evet. Demir Grup Sivas Spor Göztepe karşılaşmasında ikinci yarısında Douglas'ın attığı golün ardından heyecanlanarak kalp krizi geçiren Sivas Spor taraftarı Eren Dolak'ın cenazesi Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke kabristanlığına defnedildi. Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazını Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Demir Grup Sivas Spor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Sivas Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Teknik Heyet, Sivas Sporlu Futbolcular, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp ve Sivas Spor taraftarlarının katıldığı cenaze töreninde duygulu anlar yaşandı. Cenaze töreninin ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Demir Grup Sivas Spor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp taziyede bulunurken duygularını SRT mikrofonlarına taşıdı. Eren'in son yolculuğunu aradık. Neler söyleyeceksiniz? Başımız sağ olsun. Dün güzel bir atmosferdi. Güzel bir ambiyanstı. Tam stadyumdan çıkarken haber alınca çok üzüldük. Söyleyecek bir şey yoktur. Eren'in Sivas aşkı, işte sevenlerle beraber soyuncuğunu uğurladık. Mekanı cennet olsun, çok üzüldük tabii ki. Yani onun inşallah hatıratına hepimiz sahip çıkarız. Acımız büyük. Sivas'ın, Sivas sporların, Sivas spor sevenlerin başarı sağ olsun diyorum. Özellikle sizden başkanımızın, Mecnun Başkanı'nın futbolcuların bu şekilde yakın ilgi ve alakalarda bir birlikteliğin güzel bir ürünüdür.
Diyecek bir şey yoktur. Acımız büyük. Allah rahmet etsin diyorum. Başımız sağ olsun. Üzerimize ne düşüyorsa ailesinin her zaman yanında olacağımızı buradan ifade edelim. Sayın Alim, taraftarların sosyal medyadan bir isteği vardı. Tribünde ya da herhangi bir isminin verilmesi, bu konuda ne düşünürsünüz? Ailesinin elbette acısının azaltılmak ve onu hatıratını yaşatmak için ne gerekiyorsa yaparız. Onu değerlendiririz. Birlikte istişare ederiz. O hatıratını yaşatmak, taraftar kültürünü oluşturmak, taraftarın gönlünde yer edinmek için elimizden ne gerekirse yaparız. Bunu da mutlaka değerlendireceğiz. Evet, ben de Eren kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine, Sivasspor taraftarlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tabii hayatının baharında çok genç bir yaşta aramızdan ayrıldı. Sivas iyi bir Sivassporluydu. İyi bir Sivasspor taraftarıydı. İnşallah onun hatırasını yaşatmak her birimizin görevi. Üzerimize düşen neyse, gerek ailemizin talebi, gerek Sivasspor camiamızın talepleri elbette bizim için emirdir, talimattır. Ben tekrar rahmetle anıyorum. Rabbim ailesine, bütün arkadaşlarına sabır versin. Genç kardeşimizin sosyal medyadan talebi olmuş size. Geçen hafta öyle bir talebi olmuştu. Biz de Allah'a şükür ki talebini yerine getirmiştik. Gene sporla ilgili, futbolla ilgili bir talepti. Bugün arkadaşlarım söylediler. 5-6 gün önce öyle bir talep olmuştu. Allah rahmet eylesin diyorum tekrar. Ben de öncelikle kalp hastalarına dikkat çekmek gerekiyor. Gerçekten çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi. Özellikle genç yaşta geldiği zaman da maalesef sonu ölümle bitebiliyor. Ve son dönemlerde de çok sık statlarda bu tip sonuçlarla karşılaşıyoruz. Maalesef bizim stadımızda bu sefer böyle bir olay oldu. Çok üzgünüz tabii. Bütün Sivasspor camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bütün Sivas'ımızın başı sağ olsun. Ailesine özellikle başsağlığı diliyorum. Genç yaştaki ölümler hakikaten çok acı geliyor. Allah bu tür acı ölümleri hiç kimseye göstermesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Sivas Radyo Televizyonu olarak merhum Eren Dolak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına, spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Evet, Eren kardeşimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Programımızın başında da tekrar dün haber bültenlerimizde yer almıştı ama bugün tekrar gözden geçirmek ve görmeyen, bilmeyen taraftarlar olabilir. Spor günlüğünü takip edenler onlar görmüş olur. Tekrar anlatacak olursak Göztepe karşılaşmasının ikinci golü. Dakika 80 Douglas'ın attığı gol de aşırı heyecandan rahatsızlık geçirip kalp krizi neticesinde tabii o anda müdahale yapılmış ama tabii döndürülmek için maalesef Eren geri dönüş sağlayamamış. Tekrar tüm Sivasspor camiasının, tüm Sivas'ın başı sağ olsun diyoruz. Ailesine de sabır diliyoruz. Taraftarlık gruplarımıza da sabır diliyoruz. Çok yakın arkadaş gruplarıyla birlikte hareket eden kardeşimizdi. Tabii Erenler bir ölür, bir dirilir diyoruz. Erenler aramızdan ayrılıyor ama onlar isimleriyle belki yaşayacak. Sivasspor taraftarları da hiç unutulmayacak. Bu da önemli bir durum tabii ki. Sonuçta hepimiz gideceğiz. Yani kimseye baki değil dünya. Evet, tekrar tüm Sivas'ın başı sağ olsun diyoruz. Evet, maça geçiyoruz. Tabii maça geçmeden önce Sayın Valimizin önemli bir projesi var. Sayın Valimiz Salih Ayhan Sivasspor'la ilgili tabii köylerden, ilçelerden her hafta maça çocuklarımız geliyor. Onlar Sivasspor kaşkolleriyle ağırlanıyor. Ardından maç izleme şansı buluyorlar. İlk kez stadyuma geliyorlar. Ve güzel duygularla ayrılıyorlar. Tabii bu çocuklarımıza röportajlarımız oldu. Maç öncesi, maç sonrası canlı yayınlarla yayınladık cumartesi günü. Ama tabii bu çocuklarımız bu proje kapsamında Sayın Valimizin direktifleriyle getiriliyor ama neler yapıyor? Bunları da arkadaşlarımız herhalde fotoğraflarla destekleyecekler. Bakalım, merak eden tabii aileleri de belki merak ediyor. Çocuklarımız sadece bir maça mı gidiyor, ne yapıyor, ne yapmıyor diye. Fotoğraflar hazır mı? Evet, fotoğrafları az önce yayına verelim arkadaşlar. Tabii bu projeyi ben de çok önemsiyorum. Sayıların çok çok daha fazla olması temenni ediyorum. İlçe belediyelerimizin belki bu anlamda bir katkıları olabilir.
firmalarımızın özel teşebbüs, firmalarımızın katkısı olabilir. Kurumların katkısı olabilir. İşte Sayın Valimizin makamı burası. Çocuklarımız işte Sayın Valimizin makamında. Güzel bir görüntü bence. Bu haftanın en güzel görüntüsü Kemal abi. Yani evet. Şu görüntü. İşte tarihi mekanları geziyorlar. Tabii bu yaşta Sayın Valimizle sohbet etme şansı yakalıyorlar. Belki ilçeleriyle ilgili istekleri de bulunuyorlar. Tabii bir dizi görüşmeler oluyor. İşte görüyorsunuz. Bu tabloya çok söylenecek bir şey yok. Her şeyi anlatıyor. Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın da tabii ki yaklaşımı çok olağanüstü. O iyi bir Sivas sporcu tabii, onu da söyleyelim. Sivas'ta, Ankara'da görev yaptığında dahi Sivas. Evet, bu arada engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Yaşar Rende Başkanlığı'nda onlarla da birlikte. Evet, işte izliyorsunuz çocuklarımızın gezdikleri mekanlardan. Tabii fotoğraflarla ulaşmayan noktalar da var. Bunlar oluşan noktalar, tarihi mekanlar. İşte izliyorsunuz çocuklarımız böyle. Bu çocuklarımız Altınyayla, Deli İlyas beldesi, Altınyayla ilçesi. O civardan gelen çocuklarımızı bu hafta onlara söz verilmişti. Tabii diğer ilçelerimizden çocuklarımız da harekete geçebilirler. Buradan onları da uyarmış olalım. Onlar da mesela Ankara Gücü maçı var. Bu hafta da farklı bir noktadan çocuklarımız gelebilirler. Maç izleyebilirler. Tabii stadyumdan da fotoğraflar vardı arkadaşlar. Herhalde devamında mı İsmetciğim? Evet, stadyum içerisinde maç izlerken de fotoğraflar vardı. Sayın Valimiz de maçı çocuklarla birlikte evet, türbünde izledi. Proje, evet, işte yani. İzliyoruz. Güzel bir tablo. Bu da VIP türbününde. Evet, güzel fotoğraflar. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tabii maç öncesi, maç sonrası röportajda da çocuklarımız var. Onları konuştuk, onları da sizlere sunacağız. Ama önün öncesinde tabii ki Sivasspor Göztepe karşılaşması diyelim. Kemal abiye bir pas atalım, bakalım o neler söyleyecek. Bu maç öncesinde tabii soğuk hava, kısa bir kar yağışı oldu. Hava şartları bir anda değişti. Evet. Ama maç günü güzel denebilecek bir hava vardı. Tabii stadyumda sıkıntımız yok. Alttan ısıtma, üstten ısıtma hepsi çalışıyor. Neler söyleyeceksin Kemal? Özellikle elbette ki kendi sahamız seyircimiz önünde mağlubiyetler serisi artı ve beraberlik korkusunu yenip evet, galibiyetler serisine başladığımız için çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz ama evet, biraz önce de ekranlarda izleyicilerimiz dediği gibi Eren kardeşimin kalp krizi geçirmesiyle sonuçlanan ve bizi derin üzüntüye boğan bir ölüm haberi vardı. Evet. Özellikle soğuk havada ki biraz önce Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'ın üzerinde durduğu soğuklarda kalbe dikkat kelimesiyle birlikte gerçekten de soğuk havalarda kalp hastalarının, kalp rahatsızlığı geçirenlerin mutlak dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Burada elbette ki Eren'in ölümü, genç yaşta ölümü bizi derin üzüntüye boğdu. Sivasspor taraftarlarının, gönül verenlerin, Sivasspor'a gönül verenlerin böyle bir şeyle karşılaşması takdir-i ilahi. Allah mekanı cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diyoruz. Spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Şimdi çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Şu anda Eren'le birlikte belki de sevinç yaşayamıyoruz. Doluyuz ama evet, Sivasspor'un büyüklüğü, Sivasspor sevgisinin nedenli olduğunun bir kez bir göstergesi daha vardı. Özellikle İsmet kardeşimin Ulu Cami bahçesinde çektiği bir fotoğraf şey var, görüntü var. Bu evet, görüntüde kim var biliyor musunuz? Brezilyalı Douglas var. Evet, o görüntüyü şimdi bulabilir miyiz İsmetciğim? Düşünebiliyor musunuz? Sporun siyaseti, yaşı, ülkesi olmaz diye bir şey var ya, siyaset evet, şey sporun temelinde yatan olay nedir? Birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberliğin en güzel göstergelerinden birisi budur. Şimdi Sivasspor'un topyekun orada, başkanından yönetim kuruluna ve futbolcularına teknik heyetlerin orada olması farklı bir olay. Evet, bu fotoğraf üzerinde de. Evet. Fotoğraftaki Douglas, kişi Douglas, yanındaki tercümanı ve Douglas'a senin attığın kafa golünün ardından bu çocuğun kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Evet. Ve çok büyük üzüntü yaşadığını söylüyor. Çünkü ne olursa olsun belki o çocuğu hayatında hiç görmedi, bu da evet, görmedi ama sonuçta bir sevinç cuma içerisinde sevinç yaşanırken böyle bir olayın yaşanması
elbette ki üzüntü verici. Ve bunu söyledikleri zaman kendisi şunu söylüyor. Ben de o cenaze namazına katılmak istiyorum diye. İşte şurada teknik direktör Hakan Kereş ile birlikte. Ve üzerindeki giysiye dikkatinizi çekiyor mu? Evet, cenazede olduğu için tabii siyah. Önemli bir saygı. Evet, bu saygının en büyük göstergesinden birisidir. Bakın, belki de hayatında ilk kez camiye gelmiştir. Evet. Farklı bir olay. Ama buradaki sevgi bir taraftarın hayatını kaybetmesi. Ve bunun büyük bir üzüntüsü var. Belki bu hafta cumartesi günü Douglas farklı bir tişört giyecektir. Sivasspor takımı yönetimi farklı bir şeyle çalışmalar yapacak ama kabul ediyorum ama belki bir şey ya daha yapacaktır. Bizim Eren Dorak kardeşimizin ölümü elbette ki Sivasspor taraftarlarını, spor camiasını yasa boğdu. Bu bir gerçek. Ama bunu yaşatmalıyız. Erenlerin daha çok artmasını sağlamalıyız. Ben bir kez daha buradan Eren Dolak'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesi ve yakınlarına, spor camiasına, Sivasspor'a, taraftarlarına başsağlığı diyorum. Bununla birlikte sadece Eren Sivasspor olarak değil, Türkiye genelindeki tüm spor kulüplerinin de bu konuda mesajları var. Evet, bu arada Göztepe'yi de unutmamamız lazım. Göztepe'li taraftarlar da maç sonrasında İzmir'e dönmediler. Taraftarın kalp krizi geçirdiğini duyunca hastaneye. Evet, hastane medikalarının önündelerdi. Göztepe taraftarını, Sivas'a gelen taraftarları bu duyarlı davranışlarından dolayı da ayrıca kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Şu anda babasıyla konuşuyor. Evet. Bak, tercüman aracıyla babasıyla konuşuyor. Yani çok güzel bir fotoğraf ve çok güzel. Yani hani konuşan fotoğraf diyoruz ya. Evet. İşte bu konuşan fotoğraflardan bir tanesi. Anlatmaya gerek yok. Buradaki sözler ve görüntüler ne demek istediğini anlatıyor. Evet. İçimiz kan ağlıyor. Dediğim gibi mekanı cennet olsun kardeşimizin. Sivasspor sevgisi her şeyden üstün. Bunu bir kez daha yaşamış olduk. Şimdi Sivasspor maçına gelmeden önce özellikle siz biraz önce Sayın Vali ile ilgili 2023 değişim projesi. Evet. Bir fotoğraf. O valilik önünde çekilen bir fotoğraf vardı. İsmet kardeşimden rica edebilirsek. Küçük minik taraftarlar, küçük Sivasspor severler miydi? Şu anda anlayamıyorum ama. Şimdi bu proje 2023 eğitim projesi. Ama Sayın Vali Altın Yayla konusu gündeme geldiğinde şöyle söyledi. Dedi ki Altın Yayla'da kaymakamlık yaptığım zaman dedi. Altın Yayla'nın köylerine gitmiştim. Evet. Öğrencilerden bazılarına sordum. Dedim ki Altın Yayla'yı gördünüz mü? Görmedik. Sivas. Hayır, ilçeyi görmemiştim. İlçe, evet. Bırakın Sivas'ı. Evet. Sivas'ı hiç gördünüz mü? Görmedim. İçimde bir uhdeydi bu. Altın Yayla'nın Sayın Vali'nin üzerinde çok büyük etkisi var. Yani evet. Özellikle ayrı bir şey yapıyorum. Göz ağrısı diye düşünebiliriz. Sonuçta bu Sivas'a tekrar gelmesiyle birlikte İl İzolatörü Genel Sekreterliği zamanında da çok büyük destekleri vardı oradaki öğrencilere, o ilçeli köylerine. Ama buraya gelmesiyle birlikte bu proje hayata geçirildi. Her hafta 100 öğrenci getiriliyor idi. Evet. Bu hafta öğrenci sayısı 150'ye çıkartıldı. Ama 150 öğrencinin yanı sıra da engelliler ayrı tutuldu. Evet. Yani onlar için de sadece valilik değil. Bakın bir vali düşünün ki sabah erken saatlerinde kalkıyor. Mesai saati de olmamasına rağmen, hafta içi son olmasına rağmen. Valilik makamını o öğrencilere açıyor. Öğrencilerin coşkusu farklı. Onlarla birlikte maç seyrediyor. Onlarla birlikte kongre binasına gidiyor. Onlarla birlikte yemekte buluşuyor. Ve onlarla birlikte taraftarların olduğu yerde koltuklarda içlerine oturup maç seyrediyor. Bu çok önemli bir duygudur. Sivasspor sevgisinin temele yayılmasının en büyük özelliklerinden birisi budur. Evet. İnşallah önümüzdeki haftalar içerisinde bu proje daha devam edecek çünkü. Sayı daha da çok artacaktır. Ama sadece Sayın Validen beklememek lazım bunu. Evet. Bu eğer Sivasspor'un gönüllere girmesi seferberliği ise bu seferberliğe herkes destek vermeli. Sadece valilikten değil, tüm belediyeler. Çok enteresan bir şey var. Sayın Valiyle hatırlarsanız siz de oradaydınız. Şarkışla Belediye Spor maçında arada gittiğimizde şöyle bir söz söylemiştik. İşte Sivasspor'un deplasmanlarda özellikle taraftarsız olduğunu dile getirdiğimizde İstanbul'da sadece 893 tane Sivas Derneği'nin olduğunu söylemiştik. Sayın Valide şunu söyledi, talimat verdi. Özellikle Galatasaray maçına tüm derneklere yazı yazıyorsunuz, telefon ediyorsunuz. Her dernekten 5 veya 10 kişi tam maça gidecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 800 dernekten 5 kişi gitse 4 bin kişi eder.
yer bulamazlar. Hayır, hayır. Yani 4000 kişi eder. Yani biz Sivasspor'a ayrılan yer o kadar değil zaten. Hayır, ayrıldığınız belki de verebilirler yani işte 1900 kişi. %5 Kemal tamam, abi. Hayır. Yani 2500 kişilik yer. 2500 kişi olsun ya. Evet. Orayı bizim yani doldurmamız evet önemli. Yani 250 kişi değil, 2500 kişi olup doldurmamız lazım. Bu bir, ikincisi de bunun kalıcı olması için çalışma yapmak evet lazım. Evet, böyle duygularla biz Göztepe karşılaşmasına çıktığımızda şimdi hedefte ne var idi? Göztepe karşılaşmasında Sivas ne yapacak? Hani evet taraftarlar, bazı taraftarlar bizim İstanbul Beşiktaş'ı yenmemiz, Başakşehir'i yenmemiz hiç önemli değil. Kendi sahamızda evet ki maçları almamız çok önemli diyordu ya. Bugün baktığınız zaman soğuk bir havada sıcak bir futbol diye düşünebiliriz. Kimilerine göre çok iyi bir futbol sergilenmedi diye söyleyebilirler ama öyle bir şey de yoktur. Bunun sebebini söyleyeceğiz. Evet, yani, futbolun olmadığı doğru bazı bölümlerde ama bunda çok enteresan var şeylerle karşılaşıyoruz. Sivasspor ilk önce, Göztepe çok kötü bir takım değil. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Göztepe'de Bayram Hoca ile yollar ayrıldı. Kemal Özdeş ile anlaştırıldı. Bizim müsabakanın ardından Bayram Hoca ile yollar ayrıldı. Ve Kemal Özdeş Hoca ile prensipte anlaşma sağlandı. Sivasspor'da başarı grafiği, başarı çıtası giderek artıyor. Bunun nedeni herkes bir şeyin arkasında. Arkadaşlar ne oldu bu takıma ki? Sihirli bir el mi değdi de bu takım çok başarılı oluyor diye söylemeye başladı. Evet, bu takıma sihirli bir el değdi. Ama bu sihirli el ne sihirbazlıkla geldi ne de bir başka yerden bu el geldi. Bu el bu takımın içerisinde olan futbolcularla abi, kardeş, arkadaş olan, yeri geldiği zaman disipliniyle ön plana çıkan bir teknik direktörün ufak dokunuşlarıyla meydana geldi. Bu teknik direktör futbol sahası içerisinde kendisine imkan tanınmayan futbolculara imkan vererek gönüllerini kazandı. Takım ruhunu saha yansıtılması için çaba sarf etti. Sonuçta ne oldu? Bambaşka bir Sivasspor ortaya çıktı. Bakın müsabakanın öncesinde neler söylüyorduk? Ziya Sakat. Evet. Robinho kart cezalısı. Bunları arayacağız. Doğru mu? Evet. Hani ilk yarının futboluna baktığımız zaman aradık mı? Bazı pozisyonlarda olsa aradık. Doğru mudur? Evet. Ama ikinci yarıda ilk yarının aksine çok evet başarılı, atakları çok iyi sergileyen, sağ ve sol kanatları çok iyi kullanan, adeta Göztepe'yi kendisi sahasına hapseden bir Sivasspor'la karşı karşıya kaldık. Evet. Sonuçta belki de Sivasspor'da bugüne kadar gol atamayan futbolcular gollerini attılar. Şimdi Ribelka penaltıdan gol atarak hiç değilse gol o şeyini bozmuş oldu. Ve sonuçta haftalar öncesinde çok eleştirdiğimiz, kırmızı kart gördüğü için çok eleştirdiğimiz Douglas bugün eleştirilere gereken cevabı attığı kafa golüyle, muhteşem bir uçuş ve muhteşem bir kafa golüyle verdi. Sonuç ne? Sonuçta Sivasspor kendi sahasında hem beraberlik fobisini yenmiş oldu hem de aldığı galibiyetle tehlikeli bölgeden çok rahat bir yere gelerek puan sayısını 21'e çıkartıp taraftarın yüzünü güldürdü. Şimdi şunu açık yüreklilere söylemek lazım. Bu saat itibariyle Sivasspor'un kadrosundaki futbolcularla Ocak ayına, daha doğrusu ilk yarıya göre iki maç sonrasına kadar ne bir değişim sağlayabilirsiniz ne bir başka bir futbolcu alabilirsiniz. Bu futbolcuları yönetemem. Zaman zaman eleştiriyoruz. Haklı da olabiliriz, haksız da olabiliriz ama eleştirilerin dozunu artırmamak lazım. Yani kişileri eleştirirken özellikle baktığınız zaman yapıcı eleştirilerle karşı karşıya gelmek lazım. Yani Sivasspor'da elbette ki X futbolcu hata yapabilir. Hatanın sonucu da gol de olabilir. Belki de saha içerisindeki yaptığı hatayla mağlup duruma da düşebiliriz. Evet. Bir futbolcuyu bir maçla değerlendirmemek lazım. Bugün baktığınız zaman işte bu futbolcuları değerlendirdiğiniz zaman sonuçta muhteşem bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben gerçekten de Allah nazardan saklasın açık yürekle söylüyorum. Teknik direktörlük görevine geldiği andan itibaren o sihirli dokunuşlarıyla takım ruhunu tekrar kazandıran ve özgüven patlaması sağlayan Hakan Keleş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu bir gerçek. Ama bunun öncesinde de şunu söylemek lazım. Ateşten gömlek giyip riskli bölgedeyken bir risk alıp biz yolumuza kendi hocamıza devam ediyoruz diyen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetimini de tebrik etmek lazım. Evet. Şimdi baktığınız zaman diğer kulüplerde bir hoca istifa ediyor, X hoca istifa ediyor, Y hoca geliyor. Y hoca istifa ediyor, Z hoca geliyor. Yani sonuçta 3-4 hoca etrafında dönüyor. Yani dönüyor ama şimdi ne oldu? Sivasspor geçmişte yaşattığı bir olay vardı Bülent Uygun zamanında, hatırlayın. Evet. Bülent Uygun'la başlayan bir örnek teşekkür etmişti. İkinci bir örnekçi yapıyor şu anda. Mesela Carlos da aynı. Evet. İlk teknik direktörünü burada yaptı. Yani evet. Daha önce yardımcı olarak
Rusya'da çalıştı. Sivas'ta ben şey takımın içerisinden olarak evet. kastediyorum. Yani şimdi Bülent Hoca 2-3 yıl burada pişti, deneyim kazanmıştı ya. Evet, sonrasında işte Hakan Hoca da 2 yıldır şeydi. Ama şunu söylüyorum. İlk etapta en yakın zamanda pro lisansla ilgili nerede bir imtihan var ise Hakan Hoca oraya girip de pro lisansını aldığı zaman çok rahat bir nefes alacağız ve Türk sporu, sadece Sivas sporu olarak demiyorum, Türk sporu çok başarılı bir teknik direktör ve ekibini kazanmış olacak. Evet. Tabii maça gelince Robinho'nun yokluğunda Sivasspor nasıl oynayacak diye büyük bir soru işareti vardı. Bu tüm kesimler tarafından konuşuluyor. Biz de tabii maça başladığımızda Robinho'yu aradık mı? Aradık tabii ki. Baktığımızda ilk yarıda çok fazla çözemedik. Tabii Göztepe'nin futbol nedeni ilk 45 dakikada oyun yoktu sahada ama bunda da tabii yüzde oranına bakacak olursak %20 civarında Sivasspor'un hatası varsa bu oyun böyle olmasa %80 Göztepe'nin benimsediği oyun sistemiyle alakalıydı. Şimdi baktığımızda Göztepe'de Halil Munar ve Yasin önemli bir oyuncular. Devamlı oynayan oyuncular ama Sivasspor karşılaşmasında bu oyuncular yedek kulübesinde bekletildi. Daha mücadeleci, pozisyon vermek istemeyen bir Göztepe takımı vardı sahada. İlk yarıda da bu başarılı oldu mu? Oldu. Bakıyoruz. İkinci dakikada Göztepe'nin bir hata vardı. Soldan atak geliştirdi. Pozisyon olmadı. Üçüncü dakikada Hakan'ın kafa vuruşu vardı. Bizim net bir pozisyon hatırlarsanız. Sağdan evet. gelen ortaya Hakan kafayı vurdu. Out oldu. Onuncu dakikada son olarak bir pozisyon vardı. Torje'nin pozisyonu. O pozisyondan sonra çok net diyeceğimiz pozisyonlar olmadı. 45 dakikaya kadar olmadı. Yani 15 ile 45 dakika arasında 30 dakika adeta müsabaka böyle orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Hiçbir iki takımda varlık gösteremedi. Tabii ikinci yarıda Sivasspor'un neler yapacağı önemliydi. Çünkü Göztepe takımın bu oyun yapısıyla maçı kilitlemeye yönelik defansif kurgusunun sağlam. Zaten iyi de bir kalecileri var. Gol yemeden. Çünkü 18 puanda Sivasspor, 18 puanda Göztepe. Göztepe'nin tabii doğal olarak buradan bir puanla gitmesi avantaj. En azından sıralamadaki yerini muhafaza etmiş olacak. Ama ikinci yarıda tabii Sivasspor'un önemli bir baskısı oluştu 50. dakikadan sonra. Tabii 50, 55, 56. dakikalarda baskı oluştu. Penaltı o pozisyonda geldi. Tabii penaltıda karşılaşmada hakemin penaltıyı gösteremedi. Bir de tabii ilk yarıda göze batan nokta Arda kardeşlerin Sivasspor oyuncularının tüm faulünde Sivasspor oyunculara sarı kart göstermesi. Göztepe'li oyunculara da ısrarla göstermemesi dikkat çekici bir unsurdu. Bu da tabii ki kenar yönetim ve taraftarların da tepkiye neden oldu. Yani bu Arda kardeşler için tabii Torje'ye gösterdiği sarı kart var ki yani hakem hocaları da pozisyonun penaltı olduğunu, Torje'nin pozisyonu, müdahale olduğunu açık ve net söylediler. Yani burada Torje sarı kartı boşuna görmüş oldu. Orada VAR'a gidebilir miydi? Gidebilirdi. Ama enteresan tabii penaltı pozisyonda da yine Emre'nin pozisyonunda oyuncunun hiçbir topla alakası yok. Emre oyuncuyu geçti. Cezalandı kaleciyle karşı karşıya. Beşiktaş maçının biraz benzeri pozisyon. Emre bu tür top pozisyonlarda kendini yere bırakacak durumda bir oyuncu değil. Mutlaka gol vuruşunda yapar onu söyleyeyim. Ama temas var. Tabii o bölümde arkadan en ufak milimetrik temas bile oyuncunun dengesini bozmaya yetiyor Kemal abi. Yani bir de penaltıyı da tabii almak lazım. O anda siz müdahale ediyorsanız o oyuncu bir de sarı kartlı oyuncu müdahale etmeyeceksin. Yani orada sarı kart da var müdahale etme. 1-0 gol de olsa olmama şansı da olabilir. Ama penaltı ve kırmızı kart tabii ki Sivasspor'un işini tamamen kolaylaştırdı. Ardından tabii tamamen Sivasspor'un tek yönlü oynadığı bir müsabaka haline döndü müsabaka. Baktığımızda bir bölümde Göztepe takımın biraz böyle 5-6 dakika 10 dakika dengeler gibi oldu oyun ama ardından Sivasspor tabii ki oyunu kendi lehine çevirdi. Tabii Hakan Hoca bir de farklı bir risk aldı. Tamer Hoca döneminde bu risk neden alınmadı diye de soru işareti. O bölümde de programlarımıza bazen değinmiştik. Sağ önde Torje alınmadan önce sağ öne oyuncu bulamamıştık biliyorsunuz. Neden Douglas oynatılmadı? Paf'la birlikte Paf defansta oynayıp Douglas önde oynayabilir miydi? Hakan Hoca ikinci yarı bunu denedi. Ve bu bölümde de Douglas 80. dakikada muhteşem bir gole imza attı. Tabii bu golde Uğur Çiftçi'nin de hakkını teslim etmek lazım. İyi bir asist yaptı.
Kore'nin de hakkını teslim etmek lazım. Öndeki stoperi bayağı etkisi öne doğru çekti. Belki golü hatırlayacak olursanız, tabii topa kafa vuran oyuncu devamlı endeksleniyoruz ama pozisyon hazırlanışında özellikle soldaki Emre Uğur ikilisinin topu iyi taşıması, ardından Uğur'un bakarak orta değil de pas atması. O bölümde iki oyuncu var Sivasspor'dan, Kone ve Douglas. Tabii Douglas iki stoperin arasına girince bu golü buldu. Eğer arkada beklemiş olsa stoper olan oyuncu kafayla topu uzaklaştırır. Tabii ikinci golü bulmak Sivasspor'un maçı kazandığının damgasıydı. Çünkü o 2-0'dan sonra 10 kişi kalan Göztepe takımının sahada varlık gösterme şansı maalesef kalmadı. Ama bu sistem, bu oyun şekli Bayram Hoca'nın son maçı olmasına sebep oldu. Bayram Hoca da tabii geçtiğimiz dönemlerde Sivasspor'da menajer olarak görev yapan isimlerden bir tanesi Kemal abi. Evet. Onu da belirtmiş olalım. Tabii oyun böyle cereyan etti. Tabii oyuna girenler, çıkanlar Sivasspor'da baktığımızda bugün PAF oyuna dahil oldu. Tabii son bölümde Medyani'nin özellikle 2-0'lık skor gelince Medyani de tabii önemli maçlarda görev yaptığı için bu müsabakada oynama ve prim kazanma için de Hakan Hoca onu da mutlaka düşündüğünü düşünebiliriz. Tabii Kone oyuna dahil oldu. İşte PAF dahil oldu ve bu bölümde Medyani'nin oyuna dahil olmuş oldu. Bunlara da tabii ki katkıları bir aile fazla oldu. Baktığımızda müsabakada tabii ilk yarıda görülen sarı kartlar oluştu. Ama ikinci yarıda tabii hakem sarı kartlar Göztepe lehine de başlayınca kartlara ardından kırmızı kart da kaçırılmaz oldu. Sivasspor 2 Göztepe kartı evet. Oldu. Akıllarda kalan ne Kemal abi maçtan? Şimdi özellikle baktığınız zaman şimdi biz Emre ile kazandığımız penaltıya bakıyoruz. Evet. Muhammed Demir'in düşürülmesi de bariz penaltı. Evet. Bakın bunda hiç vara bile gitmedi. Şimdi bir hoca düşünün ki kendisine çok güvenir. Pozisyonu yakından takip edip o pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını bilse, bildiği an vara gitmeyebilir. Evet. Ama vardan bir kontrol dahi, bir kontrol et kelimesiyle birlikte gitse o penaltıyı da verecek. Maçın ardından bütün yorumculara baktığınız zaman o pozisyonla ilgili tamamı, yani istisnai bir iki kişi demiyorum, tamamı Muhammed Demir'in düşürülmesinin penaltı olduğunu söyledi. Evet. Şimdi var belki de bakın Arda kardeşler Emre'nin pozisyonuna penaltıyı çalmadı. Evet. İtiraz edildiği için, VAR'a gidilsin düşüncesini söylendiği için gitti. Baktı, uyarıldı VAR'dan. Yine gitti, tekrar kendisi gitti kontrol etti. Şimdi ceza sahası içerisinde futbolcu kaleye doğru giderken rakip futbolcu dikey olarak gidip arkadan tabanına bastığı an o hamleyi de yapsa mutlak 9 kusurlu hareketten birisidir bu. Evet. Bunu görmemek mümkün değil. Görmemek mümkün değil. Ama hakem vermiş olduğu, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi vermiş olduğu sarı kartlarla takımı sindirdi. Yani bu rüyada şey yapmak, hoca itiraz hakkını dahi kullanırken korku ve telaş şey vardı futbolcularda. Ama sonuçta haklıyla haksız ayıran bir sistem var. Kimi beğenir, kimi beğenmez. Ama burada haklı var. Şimdi VAR odasında 4 kişi var. Evet. Gözlemci olarak, hakem gözlemcisi olarak. Bir de hakem kontrol ediyor. Yani diyor ki VAR'daki, biz bunu penaltı olarak gördük ama git sen de aşağıdan monitörden bir kontrol et. Şimdi bu ne demektir? 4 kişinin ortak kararı var ama sen yine de aklında bir şüphe var ise git evet. Kontrolünü yap. Tabii son nihai kararını ver. Sonuç hatalı olduğunu görmekte. İşte evet. Biraz sonra geleceğiz yeri değil ama Şarkışla Belediyespor karşılaşmasında Şarkışla Belediyesporlu futbolcunun atmış olduğu golü evet. Offside gerekçesiyle vermeyen bir hakem düşünün ki oraya kadar geleceğiz. Allah'tan ki İsmet kardeşim o pozisyonu sadece seyret ekranlarına taşıdı ve kendisi çekti. Bugün Futbol Federasyonu bile bu şimdi bu görüntülerle kararını verecek. Ama sonuç değişecek mi? Değişmiyor. Değişmeyecek. Şarkışla Belediyespor'un kaybedilen 2 puanı var. O nedenle de takımların biraz önce mesela Kasımpaşa Kayseri karşılaşmasında baktığınız zaman penaltı kazanılan penaltıyı tartıştık değil mi? Evet.
Olmayabilirdi. Bu arada tabii Çeri Kayseri adına penaltı attı ama Kasımpaşa takımı da penaltı atışını kullandı. Kaleci Lung kurtardı Kayseri Sporası penaltıyı. Önemli bir kurtarış yaptı, onu da söyleyelim. İlk yarı 1-0 bitti. Kayseri'nin kalecisi Kasımpaşa'nın penaltısını yani şimdi golle sonuçlanmasına izin vermedi. Ben şuna kabullenemediğim şu var özellikle. Hani 6 hakemli futbol müsabakalarında bu kadar hakeme niye ihtiyaç var demiştik ya. Hatırlarsanız evet. Hep onları söyledik. 2 hakem ne iş yapıyor? Şimdi VAR sistemi var. Tamam, kabul ediyorum da. Ben merak ettiğim yan hakemler ne iş yapıyor? Yani enteresan. Şimdi offside ise offside bayrağını çekeceksin. Orta hakem de düdüğü çalacak. Doğru mudur? Evet. Pozisyonu devam ettiriyorsun. Orta sahaya kadar geliyor. Ceza sahasına kadar gidiyor. Düdük çal. Offside. Ya böyle bir şey var mı? Bu bir. İkincisi, tamam var, kabul ediyorum da özellikle 90+6'dan aşağı bir 3 haftadır 96+7'den aşağı hiçbir sokak oynamadık biz. Kimse oynamıyor. Bir de şu var Kemal abi, her maçta VAR'a gidiliyor. Yani bu demek ki daha önce bizim maçlarda çok büyük hakem hataları oluyormuş yani. Bu gerçek. Şimdi bakıyorsun bizim maçta hakem penaltıyı vermedi. VAR'dan verdi. Bugün Kayseri maçına bakıyorsun. Kayseri'nin attığı penaltıyı VAR'dan verdi. Yani pozisyonu hakem normalde devam et dedi. Birçok pozisyon, penaltı pozisyonu maalesef VAR olmasa kaybolup gidecek. Evet maalesef. Yani bu vardı. Maç öncesi görüntüler ve röportaj vardı Sayın Valimizin. İsterseniz arkadaşlar onu da bir alalım. Maç öncesinde aradan çıkarmış olalım. Hazır mı? Evet, maç öncesi Sayın Valimiz Salih Ayhan çocuklarla birlikte röportajlar vardı. Maça girmeden önce 4-3 takımında. Hazır mı arkadaşlar? Evet, hazır olunca hemen alalım. Evet, alalım görüntüleri. Öncesinde tabii şu anda da protokol tribünün önünde çocuklarımız var. Tabii bu çocuklarımız Altınyaylı ilçemizden gelen çocuklarımız. Valiliğimizin yaptığı organize dahilinde bu çocuklarımız Sivas'ta bugün misafir edildi ve karşılaşmayı izlemek için biraz sonra 4-3 stadyumuna girecekler. Kadroları vereceğim ama öncelikle tabii çocuklarımızdan başlayalım. Evet çocuklar, isminiz ne? Emre. Emre, soy ismin? Aktaş. Emre, Altınyaylı'dan geliyorsun herhalde. Evet. Hiç maça geldin mi daha önce Sivas Spor maçı? Yok. İlk kez geliyorsun. Hı hı. Nasıl bir duygu, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Evet. Nasıl, bugün Sivas Spor kazanır mı sence? Kazanır. Evet. Daha sonra yine gelmeyi düşünüyor musun? Hı hı. Evet. Seni tanıyalım, ismin? Adım Emin, soyadım Akbulut. Evet. Sen maça geldin mi daha önce? Hayır. Altınyaylı'da futbol oynuyor musunuz? Top oynama şansınız var mı? Bazen oynuyoruz. Evet. Ufuk Hoca var herhalde orada, tanıyor musunuz? Evet hocam. Evet. Hocam. Evet, sen tanıyalım onu. Tarık Köy, Altınyaylı'dan geliyorum. İmam Hatip Ortaokulu'ndan evet. Geliyorum. Beyaz! Bir. Evet, ilk kez mi geliyorsun Sivas Spor'a? İlk kez geliyorum. Evet. Nasıl bir duygu, heyecanlı mısın? Çok heyecanlı bir duygu Sivas, evet. Bizim şehrimizin maçına evet. Gelmek. Bugün valilik adına tabii misafir evet. Oldunuz. Hı-hı. Evet, hoş geldiniz diyoruz tekrar. Hadi bakalım. Var mı başka konuşacak? Evet. İnşallah kazanacak Sivas Spor'umuz. İnşallah. Evet. Kızlardan da alalım istersen. Evet. Ben Muhammed Hasan. Sen de Altınyaylı'dan geliyorsun. Evet abi. İlk kez mi geliyorsun? Evet. İyi, hadi bakalım. Başarılar size. Kolay gelsin. Yine bekleriz maça, tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Evet, çocuklarımız Altınyaylı ilçemizden gelen. Yiğidolar, güzel bir hava. Tabii dün kar yağdı ama bugün baktığımızda güzel, parlayan bir hava var. Öncelikle sizi de kutluyoruz. Bugün biraz önce Altınyaylı'dan gelen çocuklarımız evet. Bizlerle birlikteydi. Yayında birlikte öyle olduk. Mi? Çok, çok mutlu olduk. Yayında da anonsumuzu yaptık. Size çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu çocuklarımız ilk kez geliyor. Maça nereye söyleyeceksiniz? Buradan başlayalım. Bana en güzel mutluluk bu. Çocukların evet. Gönüllerine, dünyalarına dokunabilmek. Onlarda bir taraftar kültürü oluşturmak. Sivas'ın güzelliklerini paylaşmak. Onların eğitim hayatlarına güzel bazı değerler katabilmek en büyük hassasiyetimiz bu. Bunlar maçlar birer vesiledir. Evet. Onun için çocuklarımız, onlar geleceğimiz umudumuz çocuklarımıza ne yapsak azdır. Öncelikle onu vurgulamak istiyorum. Çok anlamlı. Şimdi onlara yine maç izleyeceğim. Evet, evet. İkincisi maçla ilgili de Sivas Spor bugün galibiyet getireceğini düşünüyorum. İçeride beraber kalıyor. İçeride evet. İçeride Göztepe de biraz hafiften ters gelen bir takım. Evet, evet. İyi de bir takım. Geçen yıl daha iyiydi. Ama Göztepe'nin o dirençli ve dirayetli. Zaten Sivas Spor maç seçiyor. İnşallah bu maçta seçer. Evet, evet.
bu galibiyetle biraz daha yukarıya yaklaşarak alt aşağıdan da kendisi psikolojik olarak koparmış olur. Ben keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İyi maç olacağını düşünüyorum. Hava güzel. Seyirci takip edebildiğim kadarıyla 10.000'i geçti gibi, evet, görünüyor. Evet, evet, hava da güzel. Sivas güzel. Robinho'nun her şey güzel. Tabii Robinho geçişleri, evet, en iyi yapan, evet, futbolcularımızdan, oyunu sirküleden bir futbolcumuz olmaması biraz bakacağız, etkilemez, evet, diye düşünüyorum. Bu arada bir de tabii siz çok yakından takip ettiğiniz için bir soru daha sormak istiyorum. Göztepe'de özellikle Halil, Yasin ve Şıkılaç'ı yedekler arasında. Bayram Bektaş onlarla başlamadı. Bir taktik gereği herhalde, neler söyleyeceksiniz? Yani tabii ikisi kontra atakta, evet, çok iyi, evet, futbolcular. Yasin de olsun, evet, Halil de olsun, evet, çok iyi futbolcular. Belki onlar da önce bir beraberlik, evet, daha sonra galibiyeti, evet, düşünüyorlar. Bu tabii Sivas Spor bunu çözmüştür diye düşünüyorum. Hocaya düşer bu işler, evet, bize değil. Biz sadece dua edip destek olacağız, galibiyeti alacağız. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Sağ olun. Göztepe karşılaşması. İçeride genelde berabere bitiriyoruz, dışarıda galip geliyoruz. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi doğrusu Sivas Spor geçen hafta itibarıyla ligin en iyi top oynayan ve lider Başakşehir'i iyi bir oyunla, akıllı bir oyunla yenmeyi başardı. Beşiktaş'ı da yenmişti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu şu anlama geliyor. Demek ki iyi konsantre olup futbol aklıyla oynadığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Kendi evinizde belki kısa zamanda başarıyı elde etmek, öne geçmek adına farklı bir strateji benimsiyorsunuz. Bu da istediğiniz sonucu vermiyor. Futbol biraz da işin doğrusu strateji oyunu, akıl oyunu. Ama ben inanıyorum ki bugün böyle güzel bir havada, iyi bir atmosferde Sivasspor galibiyeti alacaktır. Yeter ki kendi oyununu oynayabilsin. Temennimiz 3 puan bizim olsun. İnşallah bekleyip göreceğiz. Bugün Robinho cezalı. Robinho'nun eksikliğini hissederiz. Robinho'nun eksikliğini hissederiz. Gerçekçi olmak lazım. Robinho gerçekten çok klas bir oyuncu. Oynadığı zaman takımı olumlu yönde çok etkiliyor. Yokluğu bir dezavantaj olabilir. Ama bu bizim Göztepe'yi yenmememiz için bir gerekçe olamaz. Ben gene de Robinho olmasa da diğer arkadaşlarımızın iyi bir netice alacağını, galibiyetle alacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, iyi yayınlar. Evet, evet, maç öncesi Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın görüşleri böyleydi. Çocuklarımızla izledik. Tabii bu maçla ilgili Kemal abi istatistikler de var herhalde. Onlara, evet, da bir değinelim istersen. Özellikle baktığınız zaman rakip Göztepe. Atılan şuta baktığınız zaman Sivasspor 90 dakika süresi içerisinde 15 şut atmış. Göztepe 7 şut. İsabetli paslara baktığınız zaman Sivasspor 6'ya 1 üstünlüğü var. Topla oynamaya baktığınız zaman %51'e %49'luk bir periyot içerisinde. Sivasspor 426 pas kullanıp 430 rakip Göztepe 430 pas kullanmış. İsabetli paslarda oranımız %79 ama rakibin oranı %80 dolayında. Sivasspor 13 faul, Göztepe de 13 faul kullanmış. 3 sarı kart biz, 2 sarı kart Göztepe'nin, kırmızı kart Göztepe'ye. Offside pozisyonu hiç yakalanmamışız. Göztepe 2 defa yakalanmış. Ve çok enteresan bir şey var. Çok korner atmaya başladık ama kornerden gelen toplarda da gol bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. 7 korner atıp 3 kornerde rakip kullanmış. Şimdi bu istatistiklere baktığınız zaman özellikle ikinci yarıda Sivasspor'un rakibine karşı çok büyük bir üstünlüğü var. Bunu kabul etmek gerekir. Yani orta, evet, saha mücadelesine de baktığınız zaman, top çevirmeye baktığınız zaman, topla oynamaya baktığınız zaman ama rakibin de zaman zaman seri atakları var. Zaman zaman özellikle orta saha ve defans bloğundaki bizim çıkmazlarımız ve sıkıntılarımız bize korku dakikalar da yaşatıyordu ama özellikle Bayram Hoca Sivasspor'u kendi düşünceleri içerisinde çok iyi analiz etmenin rahatlığıyla Yasin'le Aydın'ı, pardon, Halil'i oyuna almadı ikinci yarıda ama sonuçta gördüğü manzara Sivasspor'un çok diri bir takım olduğunu gözden kaçırmış. Baktığınız zaman Sivasspor kendi saha ve seyirci önünde oynamanın da büyük bir rahatlığı var. Yani seyirci baskısı altında oynayan bir takım değil. Çok rahat oynayan bir takım. Artı özellikle takım içerisindeki oyuncu görevlendirmelerine baktığınız zaman
bölgeler arasında sıkıntı da yok. Şimdi özellikle kanatlarda zaman zaman hatırlarsanız kanatlarda çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. Hiçbir çalışmayan kanatlar, işte sağ kanat çalıştığı zaman sol kanatta sıkıntı olurdu. Hep o bölge kullanılırdı ama bugün baktığınız zaman her iki bölgede de çok iyi futbol oynamaya başladık. İşte Torje hayat bulmaya başladı. Gerçekten de oynadıkça açılan bir futbolcu. Kumaşı belli olan bir futbolcu. Bugün baktığınız zaman Douglas, işte biraz önce de söyledik. Stresin vermiş olduğu hareketle birlikte iki kırmızı kart, belki de futbol hayatında bir dönem içerisinde iki tane kırmızı kart görmüş futbolcu değil ama burada yaşadı ve sonuçta gol bölgelerinde çok etkili oldu ve özellikle de işte biraz önce bahsettiğiniz daha öncelerinde yedekte kalıp da şans bulamayan Pap bugün şans bulan şeyde oldu. Medyane'nin 2-0'dan sonra oyuna katılması belki de oyunun düzenini de değiştirdi. Ama rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj olarak görülebilir ama aslında dezavantaj. Çünkü daha atak bir futbol sergileyen, sergilediği zaman da kendi bölgelerinde açıklar veren bir Göztepe bekliyorduk ama bu olmadı. Ama dediğim gibi sonuçta kendi sahamızda kazanılan 2 gol ve 3 puan var ki bu da takımın güvenini daha da artırdı düşüncesindeyiz. İstatistikler her zaman için ölçü olmuyor. Bugün çok iyi o futbol oynayıp da mağlup veya beraberlikle sonuçlandırabiliyorsunuz. Çok kötü oynayıp da kazanabiliyorsunuz ama Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayan, ardından Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Göztepe ile devam eden süre içerisinde Sivasspor adeta basamak basamak atlamaya başladı ve çok büyük yükselmeye başladı. Bugün evet. Baktığınız zaman 21. sırada şu anda oynanan futbola baktığınız 21 puanda 21 puanda 9. evet 20 puanda ve 24 hedeflenen 24'tü. İlk yarıda hatırlarınız evet. 24 ama ben Galatasaray deplasmanından da Sivasspor'un puan çıkartacağını düşünüyorum. İkinci yarı için çok büyük bir avantaj sağlayacak Sivasspor. Belki de ikinci yarıda Avrupa hedefleri konmaya başlayacak. Ama sonuçta biz şu anda bu ligi ve bu müsabakaları değerlendirmek zorundayız ve bu müsabakalarla ilgili çalışma yapmak zorundayız. Çok iyi bir çalışma. Dediğim gibi mesela Mert Hakan bana göre Ankara Gücü müsabakasında oynayacak gibi gözüküyor. Bugün Robinho kırmızı kart cezasını geçirdi. 4 sarı kart kırmızı. Yani oradan Z'ye baktığınız zaman sakatlığı, nükseden sakatlığı geçmiş gibi. Yani Ankara Gücü karşılaşmasına tam teşekküllü bir Sivasspor çıkacaktık. Demir Grup Sivasspor. Bu istatistikler elbette ki inişli çıkışlı olabilir ama bizim için önemli olan istatistik her müsabakada 3 puan. Evet. Tabii Göztepe karşılaşmasından alınan 3 puan önemli. Sezon başında da kaybettiğimiz maçlara baktığımızda genelde iyi oynayarak kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Bu sezon iyi futbol oynayamadığımız Trabzon deplasmanı ve içeride Konyaspor karşılaşması var. Diğer karşılaşmalarda genelde iyi futbol oynayan, maçı kazanmak için elden geleni yapan bir Sivasspor izledik. Bunu da açık yüreklilikle söylemekte fayda var. Tabii Sivasspor artık son iki maça doğru gidiyoruz. İçeride Ankara Gücü, dışarıda Galatasaray karşılaşmasıyla 2018 yılı maç programını tamamlamış olacağız. 2019 ikinci yarı, 2018-2019 ikinci yarısında yolumuza devam etmiş olacağız. Tabii önemli transferler olabilir mi Ocak ayında? Olabilir. Sivasspor Ocak ayında önemli transferler yapabiliyor. Geçtiğimiz yıl Robinho gelmişti. Daha önceki yıllarda da yine önemli transferlere imza atmıştık Ocak ayında. Yönetimimizin bu anlamda boş durmadığını biliyorum. Çalışmalar yapılıyor, eksik mevkiler var. Belki gidecek bir iki oyuncu da var takımdan. Bunları da tabii önümüzdeki haftadan sonra daha net konuşabileceğiz, onu da söyleyelim. Maç sonrasına gidelim arkadaşlar, hazırsa. Maç sonrasında röportajlarımız vardı. Hakan Hoca'nın röportajı vardı. Başkanımızın röportajları var. Hazır mı arkadaşlar? Evet, izleyelim. Evet, yayını hazırlıyor arkadaşlar. Maç sonrasını. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, alıyoruz görüntüleri. İlk kez maça gelmişlerdi Altınyer'den. Nasıl, mutlu oldunuz? Çok güzeldi abi. Yendi zaten Sivasspor. Evet, çok mutlu oldunuz değil mi? Evet. Biraz da üşüdünüz herhalde. Hava soğuk. Bir şey olmaz abi sanki. Galibiyeti. Sivasspor yensin. Evet, tekrar geleceğiz. Biz üşüdük. İnşallah. İnşallah geliriz yani. Bu arada tabii size bu projemizde Sayın Valimiz tabii ki öncülük etti. Sayın çok, Valimize çok teşekkür ediyor muyuz? Çok teşekkür çocuklar, evet. Çocuklar siz her şeye de layıksınız. Evet. Gelin bakayım. Evet, Sayın Valim de geldi. Bakın Sayın Valim çocuklarla çocukların ayağı uğurlu geldi. 2-0 güzel sonuç ama işin en güzeli de bu çocukların mutluluğu. Evet.
görüyorsunuz. 90 dakika destek oldular. Çocuklar, tebrik ediyorum sizi. Şu an onları bulamayız. Daha sonra çektirin ben sizi, tamam mı? Görüyorsunuz. Maçın özeti bu. En güzeli bu. Çocuklar, tebrik. Maçı özetlemeye gerek yok. En güzel anı bu an. Güzel oldu. Şu anda teslim alınmış bunda. Aynen öyle. Çocuklar. Evet. Çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim de tabii çok mutlu. Evet. Evet. Evet çocuklar. Çocuklarımız da tabii mutlu bir tablo. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de size teşekkür ederiz. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz maçlara sizi. Tamam mı? Hadi bak. Evet, güzel bir tablo. Karşılaşma sonrasında onu da belirtmiş olalım. Sayın Valimizin tabii bu tür projeler yapması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Sivas Spor taraftarlarını mutlu ediyor. Özellikle de şunu belirteyim. Sivas'ta olup, kombinesi olup maça gelmeyenler de buradan bu taraf çocuklarımızın çok güzel bir gönderme yaptıklarında söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hepsi kırmızı beyaz kaşkollarla buradalar. Evet. Evet. Yayında tabii bu konuşmak isteyen varsa da yayında konuşturabilirim. Gelin bakalım kızlar siz. Gelin. Gel. Evet. Bir tane de kızlarımızla konuşturalım. Evet, seni tanıyalım. Kardelen Ağca. Evet. Sivas'ın spor olduğunu yani her yerden belli oluyor. Sivas'ımız yine birinci oldu. Her zaman da birinci olmaya devam edecek. Evet, ilk kez mi geldin maça? Evet, ilk kez geldim ve Sivas'ın birinciliğini her zaman gördüm. Evet, teşekkür ediyoruz. Ayağınız da uğurlu geldi bu arada. Sivas'ın spor. Evet, biraz öyle oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet, Kardelen'e teşekkür ediyoruz. Altın Yayla'dan gelen. Ben konuşmak ister misin? Gel. Evet, bu arada. Evet, gel şöyle gel. Şöyle yanıma gel. Sen ismini söyle. Benim adım Berat Keskin. Evet. Ben Delil Yas'tan geliyorum. Delil Yas'tan geliyorsun. Evet. Kaça gidiyorsun? Ben 8A'ya geçtim. Evet. 8A. Evet. Nasıl, çok mutlu oldun mu bugün Sivas'ta? Evet, valimizden çok teşekkür ederiz. Yani Sivas şimdi yendi. Hala yenmeye devam edecek inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Size de başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür. Sen tanıyalım. Hüseyin Şifa İlmaz mı? Evet, Hüseyin, mutlu musun bugün? Çok mutluyum. Sen Delil Yas'tan mı, Altın Yayla'dan? Ben Altın Yayla'dan. Altın Yayla'dan geldim. Köyünden, Taşlıhöyük. Evet. Hangi köyünden? Taşlıhöyük köyünden. Taş? Taşlıhöyük. Taşlıhöyük'ten. Evet. Abi, burada izleyen Taşlıhöyüklü izleyicilerimiz de varsa onlara da selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Yine gelmenizi bekliyoruz. Evet. Maç öncesinde birlikteydik. Seni tekrarladım. Nasıl, güzel istediğin gibi oldu. Yani her zaman dediğim gibi çok güzel abi. Evet. İşte çok teşekkür ederiz abi. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık hepinize. Evet. Adım Ali Ramazan Karaküçük. Vali Bey'imize çok teşekkür ediyorum. Sen nereden geliyorsun, onu da söyle. Altın Yayla'dan. Altın Yayla içinden, merkezden. Evet. Evet, teşekkür Vali ediyorum. Vali Bey'imize çok evet. teşekkür evet. ediyorum. Gel bakalım, seni de konuşturalım. Bugün çocuklarımızla mutlu, ismini seni tanıyalım. İsmet Tavha Tekin. Sen de mi Altın Yayla'dan geliyorsun? Evet. Evet. Kaça gidiyorsun İsmet? 5. 5'insin. Çok güzel. Sen de futbol oynuyor musun? Seviyor musun? Evet hocam. Evet, teşekkür ediyoruz sana da. Hadi bakalım. Evet. Var mı? Evet. Öncelikle valimize teşekkür evet. ediyoruz. Evet, sen ismini onun... söyle, bir de seni tanıyalım. İsmet, soyadım Erdal. Erdal. Sen de Altın Yayla'dan geliyorsun. Evet. Evet, kaç sınıfa gidiyorsun? 7'ye. 7'ye sınıfa gidiyorsun. Çok güzel. Futbol oynuyor musun sen? Evet, arkadaşlarımızla evet, inşallah. Aynı. İnşallah. Hadi, biz de size teşekkür ediyoruz. Altın Yayla'ya da selamlar burada. Tamam. Evet. Öncelikle valimize teşekkür ediyoruz her şeyden dolayı. Evet. Evet, seni tanıyalım ismini. Adım Özgür, soyadım Şimşek. Altın Yayla'dan katılıyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. İnşallah yine gelirsiniz. Tamam. Evet. Bu arada çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her şey moralle alakalı. Bu hafta Başakşehir galibiyetiyle çok moraller üst düzeyde. İyi de çalıştılar arkadaşlar. Bir de geçen seneden kalan bir hesabımız vardı. Çok 2 penaltı, işte 10 kişi kaldık falan. Öyle bir 3-2 kaybettiğimiz bir Göztepe maçı vardı. Onun da rövanşını almış olduk. O yüzden çok mutluyuz. Yalnız özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Yani kazandıkça seyirci sayısı azalıyor. Ne oluyor seyircimize böyle?
Sanki, yani, sanki kışa hava şartlarına da alışık değiliz bir havada var yani. Yani hiç oynamamışız soğuk havada. Yani çok da soğuk değil daha henüz. Evet. Eksi ikilerde yani sonlarına doğru. Soğuk da değil yani taraftarımıza üzülerek söylemek zorundayım yani. Ne yapmak lazım hocam? Var mı düşünüyorsunuz bir şey yani? Önceden yani, oluyordu bazen çözüme buluyorduk ama şimdi eskisi. Ya fiyatlarımız ucuz. Yani fiyatlar ucuz. Bugün bir taraf. Evet cumartesi gündüz maçı. Tabi esnaflar için biraz doğru. Zor ama yani geri kalanları yeter. Bu kadar seyirciye oynanmaz yani bu takım. Bu takım yani, tabi deplasmanda işte Beşiktaş'ı kazanmış, Başakşehir'i kazanmış, puanlarını topluyor, moraller yerinde. Futbolcular da bir iltifat istiyor. Bekliyor, istiyor tabi yani. Hatta bir ara bir hakeme göstermiş oldukları tepki bile yani etkiliyor, sizler de görüyorsunuz yani. Başkanım, o yüzden biraz Romanya yoktu bugün. Üzgünüm yani. Biraz bocaladık sanki, Romanya'yı aradık sahada ama ikinci yarı tabii oyun şeklimiz değişti. Ya ilk yarıda gerekli mücadele verdik ama onlar genelde maçı oynatmama evet. Yönündeydi. Hakem de biraz hakem de biraz şey yaptı, engelledi, çok durdu oyun. Çok fauller, çok kolay sarı kartlar gösterildi, rakibe gösterilmedi falan. Bunlar da biraz enteresandı ama rakibin oyun sisteminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii devre arasından sonra yeni bir bambaşka bir Sivas Spor vardı ve sonuç almasını bildik. Tebrik ediyorum sizleri de. Hakan Keleş'le ilgili neler söylersiniz? Mesela giden... Hakan Keleş doğrusunu yapıyor. Evet. 2 ile 2'yi topluyor, altına da 4 yazıyor. Yani bu kadar basit aslında. Yerli yerinde oynatmaya gayret ediyor. Daha önce mesela hem Pap geçen hafta oyuna girdiği anda Medyani, kimse yokken gene Medyani daha önceden çok iyi oynuyordu, iyi mücadele ediyordu. Onları da kaybetmeden onur ederek en azından oynayanların sayısını 14-15'te tutmaya çalışıyor. Bu da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de sezon başında başkanım sağ önde sıkıntı yaşadığımız dönemlerde tabii bazen dinlendirdik ama Douglas önde, Pap arkada oynayabilir mi diye. Bugün Hakan Hoca onu da gerçekleştirmiş oldu. Evet yani daha önceden de düşünmüştük, konuşmuştuk. Evet. Ama bir türlü böyle olmamıştı. Yani şimdi o düşüncenin yani. Doğru olduğunu, Pap'ın da aslında iyi bir sağ bek olduğunu, sıkıştığımız anda stoper de oynayabileceğini bildiğimiz için geniş kadromuzda bulunduruyorduk. Fırsat gelmesine rağmen değerlendirmiyorduk. O da tabii Pap'ın da moralini bozuyordu. Evet. Yani bu mevkide alınmış yani öndeki adam sakatlandığı zaman veya cezalı olduğu zaman oynamayı bekler. Oynamadığı evet. Zaman o da tabii sıkıntı yapıyordu. Ama şimdi her şey yolunda. Herkesin morali yerinde. Herkes oynuyor. Hem Kone oynuyor, hem Muhammed oynuyor, hem Ending oynuyor, hem Medyani oynuyor, Pap oynuyor. İnşallah her şey daha iyi olur. Başkanım, sosyal medyada bir paylaşım oldu Uğur Karakolukçu'nun. Ya. Ama ne kadar boş koy. Ama bilmiyorlar kadar, şimdi her şeye yani, cevap verirsek. Şimdi onlar çok ayıp ettiler evet, ve bizi küçümsediler. Hiç asla olun. Bir defa bir şey olur. Alişan'la bir araya gelirsiniz de onu yanlış yorumlayabilirsiniz. Ya Alişan'la bile bir araya gelmedik. Bu nereden çıktı? Ne hedefleri ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yani bu yönetim yıllardır iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Onu küçümsemeye mi çalışıyorlar? Söylenecek gibi yönetim yani. En son böyle bir iddiaya da bir espri yapılacak. Onlar bu tip şeylerle besleniyorlar anladığım kadarıyla. Kötü gazeteciler anladığım kadarıyla. Kötü gazeteciler. Ankara gücü maçı. Bu rüzgarla onu da aradan çıkartmak istiyoruz. Yani iki maçtır üst üste kazanıyoruz. İçeride Ankara gücü gelmiş. Artık onu boş geçmememiz lazım. Onu da kazanıp ilk yarıyı arzu ettiğimizin de hatta biraz daha üzerinde bitirme şansını yakalarız. Bunu kaçırmamamız lazım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Biz Hakan hocam tebrikler. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Deplasman galibiyetinin ardından iç saha galibiyet tabii anlam ifade ediyordu. Neresi? Evet, 3 maçtır sıkıntı yaşıyorduk evet. Zaten içeride. Fakat bu maçla beraber iyi bir şey yakaladık. Sonuçta bayağı da eksiğimiz de vardı. Evet. Cezalımız da vardı. Ona rağmen içeride galip geldik. Bir de gol yemeden galip geldiğimiz için biz sevinçliyiz. Şimdi bir 10 puanlık bir çıkış yakaladık. Onu devam ettirmek istiyoruz. Şimdi içeride Ankara gücü maçımız var. Şimdi maçtan sonra artık pazartesinden itibaren ona odaklanacağız. Hocam maçın başından özellikle ilk yarıda bir hakemin sarı kartlarla 3 futbolcuyu bir anda bir de tam tersi. Evet, bizim yaptığımız her faule kart göstermesi evet. Onların yaptıklarına da es geçmesi biraz sıkıntı yarattı. Ben normalde çok fazla tepki göstermem ama eksik kalmamak adına yaptığımız bir tepkiydi. Sonuçta ikinci yarı biraz daha adaletli yönetmeye başladı. Ve penaltı ve kırmızı kartla avantajı sağlamış olduk. Bu
Bugün de az önce biz başkanla da konuştuk. Albap'ın sağ beke çekilmesi, Douglas'ın önüne çekilmesi gibi. Sezon başında belki bunlar düşünülüyordu ama fırsat mı olmuyordu? Yok, ben takımı iki senedir birlikte olduğum için, oyuncuların daha çok yapılarını bildiğim için skora göre önlem almaya çalıştık. Yani sonuçta iyi değişiklikler yaptığımı düşünüyorum. Etkili de oldu. Golü de zaten Douglas'a bulduk öne attığım için. Yani sonuçta belli taşları yerine oturttuğunuz zaman bir sıkıntı çekmiyoruz. Bizim takım zaten iyi bir takım. Biraz da mücadeleyi, ruhunu ortaya çıkardıkları zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah Robinho de yani. Robinho tabii bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun eksikliğini çok hissettik. Ama tabii ki oynayan oyuncular da aratmadılar. Sonuçta galip geldik. Mutluyuz. Hocam özellikle taraftarların size tezahüratları vardı. Hepsine destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bize inansınlar, güvensinler. Biz doğru yolda gidiyoruz. Çalışıyoruz. Emeğimiz çok emek harcıyoruz. İnşallah bakalım hak ettiğimiz yere geleceğiz. Önümüzde bir Ankara Gücü maçı da var. Ama biraz daha dolu tribünlere oynarsak daha etkili oluruz diye düşünüyorum. Çünkü birçok takım Ankara Gücü'sü, Göztepe'si, Bursa'sı birçok takım seyirci desteğiyle içeride çok motivasyon sağlıyor. Bize de bunu sağlarlarsa çok teşekkür ederim onlara. Hocam bugün Göztepe'de tabii önemli oyuncular kenardaydı. Özellikle hocanın herhalde taktiğiydi evet. Bayram Hoca'nın. Evet. İlk yarıda o yüzden zaten oyun çok oynatmadılar. Evet. Genelde herhalde son 30 dakikaya bırakmışlar. Genelde bize karşı da önlem almışlar. Evet. Biraz daha dirençli bir takım çıkartmaya çalışmışlar. Yasin'le Halil yoktu. Evet. Diğer de 11'di. Ama onların yerine oynayan oyuncular da gayet iyilerdi. Biraz bize karşı bir önlem almışlar ama biz içeride tabii ki daha ofansif, daha iyi oynamaya çalışacağız. Ama tabii ki Robinho'nun eksikliği biraz göze battı. Bakacağız ileride şu Ankara Gücü maçı için hazırlıklarına başlıyoruz artık. Evet. Hocam, çok teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Hakan Hocam'a teşekkür ediyorum. Evet, maç sonrası izlenimler böyleydi. Sayın Mecnut Yakmaz ve Hakan hocamızın açıklamaları da bu yöndeydi. Tabii Hakan hocamızın da yoluna galibiyetle devam etmesi önemli. Tabii ekip de yeni oluşan bir ekip. Belki yarı devre arası hazırlık kampında falan daha net istediği şeyleri yapabilecek Hakan hoca. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada maçlar 1-0 devam ediyor. Her ikisinde deplasman takımları devam ediyor. Kayseri ve Başakşehir öndeler. Bu arada monitörden bakıyorum. Bir pozisyon var. Sanki penaltı Kasımpaşa lehine. Evet. Penaltı pozisyonu. Var incelemesi. Bir penaltıyı kaçırdı. Biliyorsun kaçırmadı diyelim. Kaleci kurtardı. Şimdi bir penaltı pozisyonu daha var. Evet. Vardan var çıkacak. Evet, vardan Serkan Çınar. Ama penaltı gibi gözüküyor. Yani oyuncunun bir baskısı var burada Kayserili oyuncunun. Bakalım skor değişecek mi? Evet, penaltı kullanıyor Kasımpaşa takımı. Hakem VAR'a gitmedi, kesin penaltı dedi. Çünkü önünde net pozisyondu. Bakalım bu kez Trazege atıyor herhalde penaltıyı. Atabilecek mi? Trazege. Trazege de penaltı kaçıran bir oyuncu, onu söyleyeyim yani. O da kaçırırsa kimse şaşırmasın. Atarsa 1-1 olacak skor. Başakşehir Ankara Gücü karşısında 1-0 önde. Evet. Tam penaltının atılışını bekliyorum. Tam penaltı atılırken ben isterseniz evet, mesela... Evet, direkten döndü penaltı. Direkten mi? Direkten döndü, atamadı. İkinci penaltıyı da atamadı Kasımpaşa. Evet, enteresan bir tablo. Artık VAR'da direkten dönene evet. Bir şey yapamaz herhalde. Evet, evet. Bu arada Kayserispor ikinci golü attı, enteresan. Direkten dönen top geldi, Kayserispor adına kontra atak oldu ama yardımcı hakem offside verdi. Şimdi özellikle gelen... O da yine VAR'dan inceleniyor. Büyük bir çoğunluğu, bu konuda evet. Terzi Bilal kardeşim de aynı şeyi söylemiş. Müsabakaların cumartesi günü 13.30'da oynanması esnaf açısından sıkıntı yaratıyor düşüncesiyle evet. Ama şöyle diyor, bir günde olsa Sivasspor'umuzu destek için evet. iki saatimizi feda edelim düşüncesini gidiyor. Evet. Topyekun bir stadyuma gidip bu coşkuyu, o ambiyansı birlikte yaşayalım diye mesajlar geliyor. Evet arkadaşlar. Evet. Bu mesajlar doğrultusunda da elbette ki Sayın Başkan Mecnut Yakmaz'ın yapmış olduğu açıklamaya baktığınız zaman bu açıklama doğrultusunda da
neler yapabiliriz düşüncesiyle. Sonuçta taraftarın stadyuma çekilebilmesi için herkes elinden gelen gayreti gösterme çabayı göstermek zorunda. Bugün 13.30 çok şey değil, erken bir saat değil, çok soğuk olduğu bir saat de değil. Cumartesi günü olması belki de esnaf kesimini sıkıntıya sokuyor ama esnaf olmakla birlikte değil. Bakıldığınız zaman 65 bine yakın kombinesi olan, pasoligi olan bir Sivasspor taraftarlarının 10 bin kişiyle, 11 bin kişiyle 4 Eylül'de takımını desteklemesi kabul görmüyor. Sayın Başkan'ın söylediği gibi gol atıyoruz, galip geliyoruz, çok iyi yerlere geliyoruz ama taraftar kaybediyoruz gibi sözleri var. Evet. Ben de bu taraftarların bir an önce artık takıma sahip çıkmalarının zamanının geldiğini söylemek gerekiyor. Çünkü Sivasspor'dan başka bizim bir takımımız yok. Bu takımın başarılı olması için de herkes taşın altına elini koymalı ve bu takımı desteklemek için televizyon ekranlarında değil, evdelerde de değil, kahvelerde değil, 4 Eylül stadyumunda çıplak gözle o koltuklarda taraftarların bulunduğu yerde desteklemesi lazım diye düşünüyorum. Bu arada gol verildi. Kayseri Spor'un golü offside değil. 2-0 VAR'dan uyarı. Kayseri 2-0 yaptı. Enteresan 1-1 olacak müsabaka. Penaltı. 2 penaltı Kasımpaşa. Tabii 2 tane penaltı kaçırırsanız maçı kazanma şansınız yok. Fenerbahçe'nin de sıralaması değişiyor. Öyle olursa Fenerbahçe 16. sıradan 17. sıraya inecek Kemal abi. Enteresan bir lig tablosu olacak. Evet, bu haftanın maçlarına da şöyle bir göz atalım istersen. Evet. Bu hafta Aytemiz Alanya Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Bu karşılaşma 0-0 bitti ama burada 2 puanı kaybeden Alanya'ydı. Yani bana göre Beşiktaş rakibi karşısında çok etkili olmaz. Şimdi şunu söylemek lazım. Özellikle ateş attığında diye tabir ettiğimiz takımların bakın oynayış tarzına. İşte bugün bir Kayseri örneğini yaşıyoruz. Çok daha başarılı olabilmek için çaba sarf ediyorlar. Yani evet. Sahaya yansıttıkları mücadele %50'lerin daha üzerinde. 60'larda 70'lerde şu anda. Bu haftayı düşünüyorlar. Gelecek hafta için yorgunluğu hiç düşünmüyorlar. Mental yorgunluk falan filan düşünülen yok. Bu nedenle de Alanya Spor Beşiktaş karşısında gerçekten de 2 puanı kaybeden takım oldu. Evet. Trabzonspor kazanmaya devam ediyor. Kemal abi, Atiçer Konya'yı 3-0'la geçti. Konya'yı bu müsabakada tanımak mümkün değildi. Elbette ki Trabzonspor'un özellikle Konya Spor'u çok iyi analiz etmesi Ünal Hoca'nın ve gol bölgelerinde etkili olması skoru değiştirdi. Haklı bir galibiyet Konya karşısında alınan. Evet. Galatasaray 2-0 öne geçti. Müsabaka bitti, bitecek derken Rizespor kendine geldi ve 2-2 enteresan. Çok enteresan. Spor, üçüncü golü de kaçırdı. Üçüncü golde kaçırdı. Kaçırdı evet. Çaykur Rizespor Galatasaray deplasmanından galip bile gelebilirdi. Oyunun özellikle 90 dakikalık boyutuna baktığınız zaman Galatasaray'ın çok etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Belki orta sahada mücadelesinde çok etkili ama son vuruşlarda özellikle rakip alana top taşımada Çaykur Rizespor'un daha etkili olduğunu söylemek lazım ama son vuruşlarda özellikle 2-2'ye geldikten sonra bir heyecan ve hatalar zinciri meydana geldi. Bugün Galatasaray karşısında alınan bir puan değil, kaybedilen 2 puan var. Evet. Büyükşehir Belediye Erzurumspor yine penaltı golüyle öne geçti Malatya karşısında evet. Ama Malatya'nın bulduğu net gol pozisyonları, güzel goller. Eren Tozlu son haftalarda tabii Adem Büyük yerine Eren yani Tozlu'yu yönetiyor. Büyükşehir'de bir şeyler oluyor. Yani baktığınız zaman ilk yarı 45 dakikalık periyota baktığınız zaman çok iyi futbol sergileyen bir takım görüntüsünde. Ama ikinci yarıda çok düşüşler yaşıyor. Bunu fırsatı iyi değerlendiren Evkur Malatya Spor'da rakip karşısında baskısıyla birlikte kazanan ekip oldu. Evet. Tabii Erzurum takımı da böylece Kayseri kazanırsa 3'lünün arasında yer alacak. Yani Fenerbahçe ile birlikte aynı eşit puanda. Onu da belirtmiş olalım. Bursa Spor da kendi sahasında bu hafta kötü bir futbol. Valla Bursa Spor'da çanlar çalmaya başladı. Özellikle kendi sahasında kaybetmesiyle birlikte belki de Samet Hoca ile ilgili düşünceler de değişmeye başladı. Sonuçta kendi sahanızda kazanmak zorunda olduğunuz, özellikle rakibin karşısında kazanmak zorunda olduğunuz bir müsabakaydı. Ama çok iyi futbol oynayamayan bir görüntü çizdi. Sonuçta haklı bir galibiyet alan o taraf o. Evet, Akhisar Galatasaray'a yaptığı tarifeyi Fenerbahçe'ye yaptı. Tabii bu Fenerbahçe'nin de maç kazanması zor gibi gözüküyor Kemal. Şimdi Fenerbahçe'de neler oluyor diye söylemek lazım. Neler olmuyor diye söylemek lazım. Şimdi
çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Aksar karşılaşmasının öncesinde Ersun Yanal ismini lanse ediyorsunuz. Evet. Fenerbahçe'nin ikinci başkanı Ersun Yanal'la gidiyor, görüşüyor. Evet. Siz futbolcusunuz veya teknik direktörsünüz. Siz bunları da duydunuz. Evet. Sizin sahadaki oyun tarzınız ne olur? Veya oyuncu dizilişiniz ne olur? Söyler misiniz? Yani kafam karışık olur yani, ne olacağı ile ilgili bir soru işareti. Ben eğer bu takımda teknik direktör isem niye görüşmeler evet. yapılıyor? Evet. Teknik direktör müsabakanın öncesinde görüşme yapılıyor ise benim işime son verin. Evet. O hoca gelsin, doğru mu? Evet. Fenerbahçe'de bir belirsizlik var değil mi? Ve ondan sonra belirsizlik tamamen, yani takım özgüvenini yitirmiş. Özgüven denen bir şey yok. Şu anda belki de Fenerbahçe tarihinde kurulduğu günden itibaren baktığınız zaman lig statüsüne belki de küme düşme hattında olan ilk sezonu budur. Evet. Ama öyle veya böyle onlar büyük takımlar. O takımların başarılı olması için özellikle ikinci yarıda çok iyi transferler yapılır, bütçe genişletilir, kadrosu güçlendirilir, şu vurur ama şu yanlışlık var. Siz bile bile lades diyorsunuz. Siz bir hocanın ismini lanse ediyorsunuz ve başka bir hocayla sahaya çıkıyorsunuz. Ve maçın ardından da eğer doğru ise, ki medyaya yansıyan yüzüne bakıyorum, futbolcuları otobüsle Manisa'dan İstanbul'a çık gönderiyorsunuz. Doğru, evet. O zaman şapkayı önünüze koyup düşünmeniz lazım. Biz nerede hata yaptık? Şimdi ben bu heyetle özellikle de baktığınız zaman Kuman ve Komoli ile birlikte Koku'yu bir tarafa bırak. Bu heyetin almış olduğu futbolcuların oyun düzenine baktığınız zaman çok başarılı olacak bir futbolcu var mı? Ben onların yerinde olayım. Açık ve net olarak söylüyorum. Hemen Volkan Demirel ve Atıf'ı takıma kazandırırım. Takımda abi yok. Volkan Demirel bu müsabakanın öncesinde eğer soyunma odasında olsaydı o futbolcuların moral ve motivasyonu çok büyük değişebilirdi. Güç de olabilirdi. Ama herkes kendi şeyinde. Şimdi kim kimle görüşecek? Yani Ali Koç sahaya soyunma odasına gidip de bağırsa ne olacak ki? Ya bağırmakla olmaz zaten burası. Bu yani böyle bir şey yok. O nedenle o devirler artık geçti. Yani futbolcunun kafası rahat olmak istiyor. Futbolcu diyor ki ben kimle çalışacağım? Ha Ersun Hoca da baktığın zaman suç var. Yani sen orada arkadaş görüşüyorsan ya kararını ver, bu takımın başına geç. Yahut da ben hiç görüşmüyorum de çık. Doğru mu? Evet. Bugün medyaya yansıyan biraz önce baktığımda Ersun Hoca ile anlaşmış gibi. Peki bu bir hafta önce niye anlaşılmadı da şu anda anlaşıldı? Veya neyi takımın bekliyorlar? Kötü gidişinden neman alanlar mı var diye düşünmek lazım ama orası bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi Fenerbahçe büyük bir camia. Bu camianın kriz ortamından çıkması için neler geliyorsa yapılabilir. Ama şu andaki görüntü itibariyle Kayseri eğer bu müsabakayı 2-0 kazanırsa 17. sıraya demir atan bir Fenerbahçe olacak. Evet, kazanacak gibi gözüküyor. Çünkü Kasımpaşa'nın gol atma şansı yok. 2 penaltı kaçırdı. Bir puan bile iyi puan diyebilecek Kayseri bir anda 2-0'lık. Tabii Kayseri'nin bu tür şans maçları oluyor. Bizi yendiği maçta da tamamen şansla yendiklerini söylemeliyiz. Bugün de tabii Hikmet Karaman şans herhalde. Bu şans 2 tane penaltı kaçtı. Ardından dönen top gol oldu derken şans tabii faktörü önemli oyunda. Onu da belirtmiş olalım. Tabii bu iki karşılaşmada deplasman takımları önde. Son normal süre 5 dakikalar var, 85 gibi. İşte uzatma dakikalara belki bir 10 dakika daha var. Bu 10 dakikada skor değişebilir mi? Değişebilir. Başakşehir maçı 1-0, bu maç 2-0. Tabii 2-0'lık skorun değişme olasılığı daha güç. Ama futbolda olmaz olmaz diye bir şey yok. 18 gol atılmıştı bugün akşam. Atılan 2 gol, 3 gol pardon, 21'e çıkardı golü. Şayet bu maçlar böyle biterse 4 deplasman takım, 3 ev sahibi takım kazanmış olacak bu hafta. 2 karşılaşmada beraberlikle tamamlanmış olacak. Önümüzdeki haftanın maç trafiğine de bir bakalım isterseniz. Önümüzdeki haftada önemli maçlar var. Hemen onda bir göz atalım. Cuma günü tek maç var. Göztepe Bursa Spor karşılaşması. Çok önemli bir müsabaka. Evet, aynı puanlara sahip hemen. Evet. Yani Göztepe 18-19 puan. Yeni hocasıyla Bursa'da evet. Eski hocasıyla karşı gelecek. Burada yenilen takım, hani Göztepe için söyleyemeyeceksin. Göztepe Kemal Özdeş'le anlaştı ama Bursa yenilgesi Samet Hoca'nın tahtını oynatmaya yeter diye düşünüyorum. Evet. Ama baktığınız zaman Göztepe Bursa'yı rahat geçer düşüncesindeyim. Evet, Kayseri Spor tamamen 3-0'a getirdi maçı ve tamamen maçı
garanti altına almış oldu. Artık Kasımpaşa'nın geri dönme ihtimali hiç kalmadı. 3 puan 12'den 15'e çıkarmış oldu Kayserispor puanını. Başakşehir karşılaşmasında tabii beraberlik şansı olabilir mi? Olabilir Ankara Gücü'yle. Bir gol Ankara Gücü'nün bulunması durumunda. Tabii Ankara Gücü takımının da önemli silahları var. Çaykur Rize Aytemiz Alanya'yı ağırlayacak ki çok önemli. Çaykur Rize'nin bu maçı artık kazanması gereken karşılaşmadan yani, birisi. Evet, Rize'nin o bölgeden kurtulması için bu müsabakayı kazanmak zorunda. Ama iyi bir futbol oynamaya başlayan bir Rize Spor vardı. Alanya Spor'da Beşiktaş karşısında 2 puanı kaçıran bir takımdı. Bana göre belki de haftanın en heyecanlı müsabakalardan birisi olacak ama gol olmasına rağmen beraberlikten öteye gidecek bir müsabaka olacağını düşünmüyorum ben. Ama ben Çaykur Rize'nin kazanacağını düşünüyorum. Atiker Konya Spor Kasımpaşa karşılaşması Kemal. Çok rahat Konya alır. Evet, Kasımpaşa'da tabii enteresan bir takım. Bu 3-0'lık mağlubiyetlerden Konya'da galip gelirse hiç şaşırmayın, onu da söyleyeyim ben. Kazanabilir. Medipol Başakşehir Galatasaray karşılaşması. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri. Evet, Başakşehir'le şu anda Galatasaray'ın arasında 7 puan var. Evet. Yenilirse Galatasaray şampiyonlar bir aile uzaklaşmış evet, olur. Evet, yani onun için de Başakşehir çok rahat çıkacak Galatasaray karşısına. Bence kendi saha ve seyirci avantajı, seyircisi yok da saha avantajını iyi kullanan bir ekip görüntüsünde olacaktır. Evet, ama Başakşehir'de Galatasaray yenerse Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray adına lig yeni başlamış. Evet. Çünkü Başakşehir'in puan kaybında olası diğer takımların kazanmasında farklı bir tablo. Evkur Yeni Malatya Antalya Spor'u ağırlayacak Kemal abi. Üst sıralarda yer alan evet, iki takım. İki takım mücadelesi. İkisi de rahat. İlk beş içerisinde oynamak düşüncesinde. İkisi de deplasmanda aldığı galibiyetle kendi sahaya çıkacaklar. Malatya kendi sahasında oynayacak. Ama Antalya'da kolay bir lokma değil. Evet. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ama Malatya yine içeride bir standart var Malatya'nın. Ben beraberlik kokan bir müsabaka diye düşünüyorum. Evet, yani ya Malatya kazanır kazanamazsa da beraber evet, biter gibi bir durum var. Yine önemli bir karşılaşma Kayserispor Akhisar karşılaşması var Kemal abi. Bu hafta Kayseri'de. Bu maç da Kayseri için önemli çünkü 15 puanda Akhisar 16 puanda. Kazanırsa önemli bir yükselişe geçmiş olacak. Akhisar kazanırsa da o da önemli bir 3 puan kazanmış olacak. Valla istatistiklere baktığın zaman iki takımın da birbirinden üstünlüğü pek yok gibi gözüküyor ama yine bu müsabaka için de benim düşüncem beraberlik. Beşiktaş-Trabzon karşılaşması var Kemal abi İstanbul'da. Evet. Şimdi son haftaların forumda ekibi Trabzon. Trabzon çok önemli bir ekip. Bir ikincisi de Şenol Hoca'nın artık takım içerisindeki huzursuzlukları bertaraf etmesi gereken bir müsabaka diye düşünüyorum. Kendi saha ve seyirci avantajı var. Seyirci biliyorsunuz ki Beşiktaş seyircisi çok büyük avantaj sağlıyor. Evet. Artı Trabzon'un da elbette ki taraftarı burada bilmiyorum taraftar yasağı var mıdır yok mudur bu müsabaka için ama sanki bana göre Beşiktaş rahat geçer diye düşünüyorum bu müsabakayı. Evet. Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak pazartesi akşamı Kemal'a. Denk kuvvetlerin müsabakası demek lazım buna. 2-14 puanlı takım. Yani şimdi biraz önce söyledik ya olmazsa olmaz. Yani ya varsın ya yoksun. Bugün baktığınız zaman Fenerbahçe için bu müsabaka ligde kalmak ve kalmamak mücadelesi yerinde geçecek. Fenerbahçe kendi sahasında Erzurum'da engelini aşarsa ilk müsabaka ilk şey için ilk yarının bir önceki müsabakasında çok rahat bir nefes almış olacak. Deplasmana galibiyet sevinciyle çıkmış olacak ve tehlike bölge diye düşündüğümüz yerinde biraz olsun bir nebze kurtulmuş olacak diye düşünüyorum ama Erzurumspor'da çok iyi futbol sergileyen ancak biraz önce de bahsettiğim gibi son vuruşlarda etkili olmayan özellikle 60. dakikadan sonra sahadaki hakimiyetini kaybetme riski taşıyan bir takım. Ben Fenerbahçe'nin bu müsabakada Erzurum'u bertaraf edeceğini düşünüyorum. Evet, yalnız bu arada Fenerbahçe'de tabii bu hafta içerisinde değişiklikler olabilir. Kesin. Onu da söyleyelim. Ne tür değişiklikler olur? Teknik adam değişikliği olabilir. Yani farklı çalışma olabilir. Oyuncuların bazıları geri dönebilir gibi bazı olaylar cereyan edebilir. Çünkü bayağı uzun bir zaman var. Önümüzdeki hafta bugün oynayacak bu karşılaşma. Evet, maçların da sonları artık. Kasımpaşa karşısında Kayserispor'un 3-0 üstünlüğü devam ediyor. Müsabakada artık Kayserispor için bitmiş gibi gözüküyor. 15 puana çıkardı Kayserispor. Başakşehir'de de artı 3 oynanıyor. Son 1,5 dakikalık bir süreç. Başakşehir'in Visca'nın attığı golle 1-0 müsabakayı önde götürdüğünü söyleyelim. Bu haftaki rakibimiz Ankara Gücü takımı da
20 puan da kalmış oldu böylece. Şayet bu maçla berabere kalmış olsaydı 21 puan aynı avarajla sıralama değişmiyordu ama bizi yakalamış olacaklardı 1 puanla. Ama maçta tabii ki skorun değişme şansı kalmadı. Son uzatma dakikalarının 1 dakikası var. Sivasspor Ankara Gücü karşılaşması. Cumartesi saat 13.30'da. Başkanımız da biraz önce vurgu yaptı. Taraftarlar neden gelmiyor? Kazanmamıza rağmen Başakşehir'i, Beşiktaş'ı yenmiş bir Sivasspor. Ama iç sahada taraftar dolu tribünlere oynayamıyoruz. Yani 10.000, 12.000 civarında bir taraftar oynuyoruz. Bu taraftar kitlesi 15.000 olmalı en azından. Yani 15-17.000 civarına yükselen bir trend olmalı. Neler söyleyeceksin Kemal? Valla söylenecek tek bir şey var. Teknik direktör Hakan Hoca ile birlikte çok başarılı bir 4 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet. 4 puan aldı. 4 puan aldı. 3 galibiyet, 1 beraberlik. Yani 3 galibiyet, 1 beraberlik nereden varırsan 10 puan. 10 puan aldı, evet. 10 puan olarak düşünüyorsun. 10 puan alan bir takım var. Ve İstanbul deplasmanından önce Beşiktaş'ı, sonra da Medipol Başakşehir'i yenip ardından kendi sahasında Göztepe'den rövanşı alan bir Sivasspor var. Ankara Gücü elbette ki Ankara temsilcisi, çok iyi bir kadrosu var. İyi bir taraftar topluluğu da var ama sonuçta biz kendi saha ve seyircimiz önünde biz bu müsabakayı kazanmak zorundayız. Ben Hakan Hoca ve ekibinin istenilen performansları sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum ama tek istediğim, tek düşüncem, hayalim bir an önce bu stadyumun doldurulması. Ben taraftarların da artık Sayın Valinin ve Sayın Sivasspor Başkanımız Sayın Ot Yakmaz'ın söyledikleri sözler doğrultusunda, bizim de buradan dillendirdiğimiz sözler doğrultusunda 4 Eylül stadyumda yerlerini almaları ve bu takımın başarısı için çaba sarf etmeleri, destek vermelerini istiyoruz. Her verilen destek galibiyeti getirecektir, buna inanıyorum. O nedenle de ben futbolcuların, Sivasspor'un Ankara Gücü karşısında kesin ve net bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorum ama bu galibiyete destek veren taraftarlara ihtiyacımız var diyorum, söylemek istiyorum. Evet, yani tabii taraftarlarımız saat 1 ile 3.30 arasında veya 1 ile 4 arasında bir zaman dilimini ayırdıkları an stadyuma gelebilirler. Çok zorunlu işi olanlar tabii hariç. Yani Süper Lig maçı seyrediyoruz. Onun için bu maç içinde bazı özverileri de bulunalım lütfen ama kendimizi de tabii fazla strese sokmadan, böyle kalp sıkıntısı yaşamadan müsabakaya gelmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii cumartesi için hava raporu ile ilgili bilgin var mı Kemal abi? Hava sıcak. Yağışlı gibi gözüküyor ama çok aşırı soğuk yok. Hava sıcaklıklarında bir soğukluk yok. Evet. Yani yağış gösteriyor ama dediğim gibi soğuk yok. Evet. Biz olsun ya, biz soğuk iklimin sıcak insanlarıyız. Onun için bize soğuk kaydetmez. Yani yeter ki baktığın zaman stadyum doğsun. Artı bir de şunu söylemek lazım. Yeri gelmişken şunu söyleyelim. Özellikle bu konuda Sayın Vali Salih Ayhan'a ve Gençlik Spor ve Hizmetleri İl Müdürümüz Salim Kılıç Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de stadyumda kaloriferli bir ortamda maç izlemeye başladık. Üstten ısıtmalar çalışmaya başladı. Saha içerisinde alttan ısıtma, tribünlerde de işte üstten ısıtmalar başladı. Ve onun için de hiçbir bahanenin ardına sığınmadan 4 Eylül'de buluşalım. Evet, bu arada Başakşehir 1-0 tamamladı karşılaşmayı. Diğer karşılaşmada zaten 3-0, skorun değişme şansı yok. Son uzatma dakikaları oynanıyor. VAR'dan dolayı bu müsabakada birçok pozisyon VAR'a takıldı, gitti geldi. Tabii Ankara Gücü karşılaşmasında tribünlerin dolu olması, büyük bir şova sahne olması çok önem arz ediyor. Ankara'dan da bir hayli taraftar gruplarının geleceğini düşünecek olursak çok renkli, çekişmeli bir müsabaka olacak. Tabii gündüz kuşağında oynanması da, tabii ki havanın daha güzel, ısı derecesinin yüksek olması önemli. Tabii sahamızın özellikle çim noktasında da sıkıntısı yok. Isıtma fevkalade çalışıyor. Çimlerde problem yok. Kar bile yağsa, buz bile olsa herhangi bir problem yaşama şansımız yok. Sadece problem nerede var? Tribünlerde var. Tribünlerimizin dolu olması gerekiyor. Yani biz tribünleri doldurursak takımımızın seri galibiyetlerinin devam edeceğini, bizleri mutlu etmeye devam edeceklerini buradan söyleyebiliriz. Onun için bu maçın heyecanına lütfen yarın itibariyle başlayalım. Kendimizi alıştırmaya çalışalım. Kombinelerimizi boşa geçirmeyelim. İşi olanlar, gerçekten gidemeyenler, gidebilecek arkadaşlarına kombineleri aktarırlarsa daha mutlu
oluruz. Tabii bir de bu arada bir duyuru yapmak istiyorum Kemal abi. Çok mesaj alıyorum bu konuda. Özellikle bazı tribünlerde bazı taraftarların maça gelirken yani kendi yanında, önünde, arkasında maç seyreden insanlardan rahatsız oluruz. Özellikle tütün ürünlerinden dolayı maç boyunca devamlı sigara içtikleri için maçı seyredemediklerini adeta dumandan çok etkilendiklerini. Bu yüzden maça gelmeyen taraftarlar olduğunu biliyorum ben. Yani bu anlamda da sigara tabii içilmemesi en büyük temennimiz ama bu bölümde de içiliyorsa bunların lütfen yani ya o insanları rahatsız etmeden içelim ya da içmeyelim. Yani bu anlamda o insanların da orada rahatsız olabileceğini, sağlık problemleri olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani bu anlamda tabii görevlilere de iş düşüyor. Yani gelip orada 20 tane sigarayı bir saatte içmenin de çok fazla bir esprisi yok arkadaşlar. Bu konuda çünkü çok fazla mesaj geliyor bana. Çok fazla birebir arayan eş dost da var. Evet, Ankara Gücü karşılaşması artık bizim olmazsa olmazımız diyoruz. Neden? 21 puan, 24 puan yapıp tamamen rahat bir nefes alacağız. Altta kim kazanmış, kim gitmiş, kim gelmiş bizi çok fazla ilgilendirmeyecek. Çünkü 24 puan, belki İstanbul'dan 1 puan da getirsek 25 puanla ligi bitirdiğimiz an ikinci yarı toplayacağımız 18-20 puanla ligde kalmayı garantileyeceğiz. Ben Kemal abi gibi çok Avrupa hedefi koymayı sevmiyorum. Sivasspor'un bence ligde kalması, lige renk katması, oynadığı futbolla hepimize heyecan vermesi, Sivasları mutlu etmesi yeterli bence. Avrupa kupalarında olsak da olur, olmasak da olur. Zaten Avrupa kupalarındaki takımlarımızın hali de ortada. Evet, Belediyespor'un maç görüntüsü var arkadaşlar. Onu hemen alalım. Hazırsa, hazır mı arkadaşlar? Evet, süremiz de akıyor bir hayli. Şarkışa Belediyespor, Şanlıurfa Belediyespor maçını isteyeceğiz biraz sonra. Evet, Sivas Belediyespor bu hafta Etimesgut Belediyespor'un konuğu oldu. Maçın özet görüntüsünü verin arkadaşlar. Evet. Evet, özet görüntüyü alıyoruz. Evet, yeşil formayla Belediyespor'u izliyorsunuz. Çubuklu formayla da Etimesgut Belediyespor. Evet, bu arada da gol ekranlara yansıdı. Tekrar izleyeceğiz. Evet, Belediyespor stoperlerinde bir hayli hata son haftalarda gözlemliyoruz. Evet, Etimesgut Belediye'nin kullandığı bir frikik atışı. İlk kere. Evet, ilk kere 1-0. Ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Belediyespor atağında. Evet, Özel Hoca ekranlara yansıyor. İlk yarıda 7. dakikada Samet'in golüne engel olamamıştık. Evet, 58. dakika. Tekrar izliyoruz. Evet. Fatih ayağın bir el müdahalesi var sanki Fatih'in Kemal abi. Burada dışarıda mı içeriden ama evet bir müdahale var. Tabi o müdahaleyle bir yerde Mehmet Fuat penaltı atışını kullanıyor.
2-0 oldu 58. dakikada skor. Evet, Erer'in kafası maalesef zayıf bir kafa vuruşu. Yine ev sahibi takım 3. gol için geldiği anlar. Kaleci Serkan gole izin vermedi bu pozisyonda. Evet, izliyorsunuz. Tamam, Belediyespor'un oyundan düştüğü bir görüntü. Evet, bu Belediyespor'un kırmızı grubunda Pendik Spor 1, Fethiye 4 sonuçlar. Şanlıurfa Spor 2, Menemen 0. Manisa Büyükşehir Belediye 4, Kahramanmaraş 0. Tarsus Sümanyurdu 2, Kırklareli 1. Buğsaş 2, Zonguldak Kömür 2, Fatih Karagümrük 4, Darıca 2, Konya Anadolu Selçuklu 1, Tokat Spor 1, Bandırma Spor Baltok 1, Tuzla Spor 2 ve Etimesut Belediye 2, Sivas Belediye Spor 0. Bu grupta tabi Tuzla 37 puanla lider, Manisa Büyükşehir Belediye 32 puanda, Menemen 32 puanda, Fatih Karagümrük, Şanlıurfa böyle devam ediyor. Sivas Belediye Spor 10. sırada 19 puanla. Bu müsabakanın ardından... Bu müsabakanın ardından evet. Yorum yapmadan ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Belediyede neler oluyor? Vallahi belediye, geçen hafta da söyledik. Kupa karşılaşmasında farklı bir belediye, lig karşılaşmasında farklı bir belediye. Hani bu tablo şunu gösteriyor, hani parasal bir sıkıntı mı var Belediyespor'da? Yani kupa karşılaşmasında olağanüstü performans, lig karşılaşmasında hatalı yenilen goller devam ediyor yani. Yani bence bir şeyler var. Yani bunun çözümü içinde Sayın Başkan Hasan Karaman'ın ve Başkan Vekili Ali İzgin'in bir an önce bir toplantı yapıp çıkmazlarla ilgili. Benim bildiğim kadarıyla, yani belki yanlış istihbarat da olabilir ama futbolcuların müsabakayla ilgili veya transferlerle ilgili paralarını alamadıkları yolunda fazla istedikleri destekten olmadıkları düşüncesinde, ama belki yanılmış da olabilirim, ama sonuçta lige başladığı zamanki özellikle 6 haftalık 7 haftalık periyot içerisindeki müsabakayla oynanan müsabakadaki oynanan oyuna baktığın zaman acabalarla hareket ediyorsun. Yani 2 gün önce 2 hafta içerisinde 3 hafta içerisinde çok iyi olan bir belediye bu kadar kötü bir olabilir mi? Etimesut önünde adeta sağdan silinmiş. Evet. Bir şeylik var yani. Özellikle müsabaka bir an önce bitsin de biz müsabakadan ayrılalım duygusu var. Bu duygunun altındaki gerçekler neler ise bir an önce ortaya çıkartılmalı. Primler ödeniyorsa ödendiği halde bu futbolcular böyle bir hareketin içerisine girdiyse kim cezalıysa bu cezasını da çekmeli diye düşünüyorum. Ama sonuçta belediye bu skorlarla iyi yere gitmiyor ikinci yarı için. Hiç düşünmek istemiyorum ama tehlike çanları da çalabilir böyle giderse. Alttan 3. sırada Fethiye Spor var. 14 puanda. Bizim 19 puanımız yani, var. Yani evet. Çok yani bir an önce önlem alınmalı. Evet. Bu hafta sonu Manisa Büyükşehir Belediyespor ligin ikincisi. Pazar günü saat 13'te bu karşılaşma oynanacak. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda. Pazar günü tabii. Cumartesi Sivas Spor'un maçı var. Pazar günü Belediyespor'un. Müsabakada taraftar önemli. Manisa tabii ligin ikincisi. Belediyespor'un da artık son hafta, bu hafta biliyorsunuz lig ara verecek Belediyespor bu haftaki maçın ardından. Galibiyetle ara verilmesi, tabii 22 puana çıkması önemli Belediyespor'un. Onu da peşinden söyleyeyim. İkinci yarıya daha umutlu bakabilmesi için bu maçı kaybetmemesi öncelikli. Onun için bu karşılaşmada onlara destek vermeliyiz. Tabii kupa programı da açıklandı. Lig bitiyor ama kupa programı nedeniyle çarşamba günü. Bu maçtan sonraki hafta 19 Aralık çarşamba günü Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'un 2-2'lik maçın rövanşında kupada da karşı karşıya gelmiş olacak. Tur arayacak Sivas Belediyespor takımımız. Onu da tabii önümüzdeki hafta detaylı olarak konuşacağız. Kupa karşılaşmasını, ama öncelikle ligde bu hafta oynayacağı Manisa karşılaşmasından puan ya da puanlar alması çok daha önemli. İnşallah
tarafları desteğe de ihtiyaç var. Sivasspor olduğu gibi Belediyespor'a da hafta sonu tribünleri doldurmanızı bekliyoruz. Belediyespor'a da başarılar diliyoruz. İnşallah sıkıntılar kısa vadede çözülür. Tabii maç kaybederek sıkıntıları çözmek mümkün değil. Futbolcu kardeşlerimize de seslemek istiyorum. Maçları kazandıkça problemler çözülür. Yani maç kaybettikçe hiçbir yerde problem çözülmez. Onu da belirteyim. Evet, geçiyoruz. Bal Ligi'ndeki temsilcimiz Şarkışla Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının görüntülerine. Hazır mı arkadaşlar görüntüler? Evet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor. Yazıyı düzeltirsek yanlış anlaşılma olmasın. Şanlıurfa Spor ayrıca var arkadaşlar. Evet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor olacak. Çünkü Şanlıurfa Spor ikinci ligde. Evet. Görüntüleri de alalım hemen arkadaşlar. Hazırsa. Evet. Tabii önemli bir maçtı. Şarkışta da. Maç. Şarkışla ilçe stadyumunda oynandı bu karşılaşma. Bunu hemen belirtelim. Evet, şuna bakacağım. Bunda oynanan karşılaşmayı Mersin bölgesi hakemlerinden Hüseyin Ertaş, Niyazi Atakan Ataseven ve Ozan Bozkurt yönetti. Dördüncü hakem olarak da yine aynı bölgeden İsa Maviş Tazegül yardımcılarını yaptı. İşte mavi formayla Şarkışla Belediyespor izliyorsunuz. Siyah formayla da siyah ağırlıklı formayla da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor izliyoruz. Şarkışla Spor kalede Kurtuluş, 2 Furkan, 3 Vural, 4 Metin, 5 Yasin, 6 Cüneyt, 7 Muhammed, 8 Abdülkadir, 17 Aykut, 10 Rıdvan, 11 Muhammed Yıldırım şeklinde sahaya çıktı Ahat Hoca'nın yönetiminde. Evet. Şanlıurfa takımının atağını izledik. Şanlıurfa takımı kalede Ömer, Ziya, İlhan, İbrahim Yıldırım, Mehmet Hasan, Sercan Özden, Mehmet Doğan, Engin Yağmur, Hakan Gümüş, Özenç ve Oğuz Saltavaş Adnan Yükselir teknik direktör. Onun nezaretinde Şarkışla Belediyespor'un Vural'la soldan geliştirmeye çalıştığı bir atak pozisyonu var. Sonuç aldı. Tabii Sayın Valimiz ve ilk protokolümüz da maçtaydı. Onlar da görüntülere yansıdı. Tabii ilk 10 müsabakayı kazanmıştı Şarkışla Belediyespor. 30 puan almıştı. Ardından iki müsabaka beraberlikle sonuçlanmış oldu müsabakayla birlikte. Son hafta rakibi sahaya çıkmadığı için hükmen kazanmış olacak. Ve 35 puanla ilk yarıyı tamamlayacak namağlup olarak Şarkışla Belediyespor. Tekrar izliyoruz pozisyonları. Abdülkadir orta alanda. Tabii bu müsabakada özellikle Cüneyt orta alanda oyunu organize eden oyuncu ama Şanlıurfa ekibi ona önemli bir tedbir almış. Cüneyt topla buluşmasına çok fazla izin vermediler. O da tabii Şarkışla Belediyespor'un oyun işte izliyorsunuz orta alanda işte 21 numaralı oyuncu devamlı Cüneyt'te oynayan oyuncu. Onun tüm pozisyonunu bozan, oyun kurmasına engel olan isim. Ama tabii Şanlıurfa takımı da iyi bir takım, onu da söyleyeyim. Yani ligde yabana atılmayacak birçok oyuncusu profesyonel oynamış bir takım. Onlar da iyi hazırlanmışlar. Çok önemli de paralar harcamışlar. Yani para konusuna bakacak olursak Şarkışla Spor'un harcadığı paranın belki 8-10 kat fazlasını harcamış bir Şanlıurfa takımı. Onu söyleyemekte fayda var. Şarkışla takımı bu şekilde çok çok başarılı olan bir takım. Yani bu meblağlarla burada ligde kalmıyor oynarsınız ama Şarkışla takımı kendi öz çocuklarıyla yani sonuçta Şarkışlı, Sivaslı. Öz çocuk derken fark etmiyor. Ardından bir evet yani o sonra öyle görüyoruz biz Şarkışlı, Altınay'la işte fark öz, etmiyor. Öz düvey yani, söylemek yani, lazım. Sonuçta hepsi bu memleketin çocukları. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Göstermeye çalışıyorlar.
Aykut'un kullandığı serbest atış kısa düştü. Defans uzaklaştırdı. Evet, ilk yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Onu da belirtelim. Şarkıda güzel bir hava. İşte izliyorsunuz stadyumun etrafındaki alanları. Evet, Kadir'in vuruşunda defans topu uzaklaştırdı. Evet, tekrar atak çabası içerisinde Hakan'la başlattı atağı ama sonuç alamadı. Ve ilk 45 dakika 0-0 tamamladı. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Çok fazla kale önü pozisyonu olmadı. Onu da söylemekte fayda var müsabaka boyunca. O yüzden böyle genelde orta alan mücadelesi izliyorsunuz. Söyleyen kim? Sesler yansıyabiliyor. Çok türbinler hani çekim içinde elverişli değil. İmkanlar ölçüsünde. Evet, Rıdvan'la önemli pozisyonlar yakaladı diyebilir Şarkışla onun şahsi gayretleriyle ama tabii kaleci de önemli kurtarış yaptı diyebiliriz kaleci Ömer. Özellikle Rıdvan'ın pozisyonunda. 10 numaranın ismi. Özenç, evet. Özenç de önemli bir oyuncu. Özenç bir, Albayrak. Şey mi? Profesyonellikten de Ömer. Evet, Özenç'e de bakayım istersen. Bir bakar mısınız? Bana göre maçın yıldızıydı. Özenç Mersin'den yurdu. Mersin Batman Petrol'de profesyonel olmuş. Sakaryaspor'a geçmiş profesyonel olarak. Daha sonra amatöre dönmüş. 92 doğumlu. Biraz kilo fazlası ama var. Ama kilo problemi var ama sahanın en iyilerinden birisiydi. Evet, bu da önemli bir atak bölümde. Tekrar Aykut'a geldi top. Evet, burada artık Rıdvan düştün attı ama isabetli bir vuruş gelmedi Rıdvan'a. Yine Aykut. Kadir orta alanda. Tabii Cüneyt markaj altında kalınca genelde Kadir'le devam etti. Orta alan Şarkışla Belediyespor'da. Şimdi evet, bu burada hakem önemli. Kime faulü verdi? Kaleciye faul yap. O pozisyonu bir daha alabilir miyiz arkadaşlar? Bir önceki pozisyon, önemli bir pozisyon. Yani maçta da çok dikkat çekmedi ama enteresan bir pozisyon. Ya bak şimdi işte gelsin oraya. Bu hiç kuşkusuz penaltı. Yani bunun artık Anadolu tabiriyle lamacı mı yok? O pozisyonu biraz sonra yine isteyelim arkadaşlar. Ben Şarkışla'nın hakkı gasp edildi diye düşünüyorum. Yani hakemin, evet, özellikle yan hakemin vermiş olduğu kararlara anlamak mümkün değil. Evet, bu pozisyonlar daha isabetli Aykut bakarak atmış olsa. Çünkü ofansif olarak da bu bölümde Aykut önemli işler yapan bir oyuncu. Maçlarda işte istiyorsunuz tüm o bölümdeki final paslarını atan oyuncu. Aykut bunları daha hatasız yapsa gol gelebilirdi. Çünkü Aykut hareketli bir oyuncu. Oyunu hareketlendiren, dikine pas atabilen yetenekli bir oyuncu. Evet, işte Rıdvan'ı izliyorsunuz. O da Rıdvan da Şarkışla Belediyespor'un önemli oyuncusu. İşte izlediniz, topla driplik yaptı ters tarafa. İsmet'ciğim bir önceki pozisyonu yine unutmayalım. Evet, onu. Evet, onu biraz sonra alalım. Evet, penaltı pozisyonuyla birlikte alalım onu.
Evet, işte bu pozisyon, Rıdvan'ın pozisyonu nasıl top içeri girmedi? Biz de şaşırdık o bölümde ama kalecinin çok küçük bir teması olduğunu söylediler özellikle. Karşılaşmada hakemi zaten köşe atışını verdi. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bu bölümlerde tabii Şarkışehir Belediyespor biraz daha rakibin üstüne geldi. Pozisyonlar sıklaştırdı. Bir duran top şansıydı. Defans uzaklaştırdı bu topu da. Yine sonuç yok Furkan'ın vuruşunda. Kaleci, daha sonra defans. Tabii bu bölümlerde biraz da şans faktörü önemli. Yine bir duran top pozisyonu. Rıdvan burada topu iyi kontrol etti. Ceza alanına girdi. Çıktı. Ortasında defans topu uzaklaştırdı. Evet, bu evet. Pozisyon mu? SRT VAR'ın devreye girdiği pozisyon. Evet, bu karşılaşmanın son bölümleri. Artık İsmet kardeşim saha rakip kale alanının arka bölümünden hemen yanın köşesinde maçın son bölümünün görüntüleri çekti. İşte izliyorsunuz. Burada enteresan bir pozisyon izleyeceksiniz. Evet, şimdi bu pozisyon tabii izleyeceğiz. Evet, Vural burada. Muhammed Vural. Evet, Vural ortasını yaptı. Abdülkadir'in vuruşla top fileriyle buluştu. Şanlıurfa takımı üzgün. Şarkışta seviniyor. Maçın hakemi de golü önce verdi. Ama yardımcı hakem bu bölümde offside gerekçesiyle pozisyonun başlangıç noktasını. Evet, bu bölümde bakıyoruz. Evet. Vural. Evet, bu bölümde bir şey yok. Burada Vural'ın pozisyonuna bakalım. Görebiliyor muyuz? Vural bak geliyor. Bu pozisyonun offside olduğunu söylediler. Yani enteresan bir pozisyon. Yani bu pozisyon arkadan bindiriyor, yanından geçiyor oyuncu. Tekrar izliyoruz. Orada durduralım topu atınca İsmet'ciğim biraz sonra. Biraz daha esasında öbür oyuncuyu da kareye alabilmiş olsaydık tamamen çok net olurmuş. Tabii kamera açısının daraldığı bir nokta orası. Çok yakınımızdaydı pozisyon, hemen önümüzde. Zaten atağın başlangıcında da Vural var. Evet, burada zaten beraber burada offside olma şansı var mı? Yok zaten. Beraber geliyorlar. Bu topta Eray, yani burada 9 numaralı oyuncumuz. O bölümde 4 numaralı İbrahim Yıldırım onu kontrol ediyor. Bekledi, bekledi. Burada işte izliyorsunuz. Evet. Devam et. Burada içeride de oyuncular var, yani ekrana yansımıyor ama aynı şekilde geriye doğru hareket eden oyuncular var. Evet. Burada da zaten topun gerisinde tüm oyuncular. Burada offside olması söz konusu değil ama Vural'ın pozisyonuna offside kaldırmış karşılaşmanın hakemi. Bunu da siz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Takdirine bırakıyoruz. Biraz önceki pozisyonu da İsmet'ciğim alalım. O pozisyon da enteresandı. Kalecinin pozisyonu. Bunu bir daha verelim, evet. Yani buna akıl yan hakem. Yani burada, buna nasıl merak ediyorum yani. Çıplak gözle de seyrettik. Ekranlardan da orada da seyrettik. Şu anda burada da seyrediyoruz. Buna nasıl offside verir? Anlamak mümkün değil. Şimdi
topu attığı futbolcu nereden geliyor? Depar'ı nereden atıyor? Arkadan geliyor. Şimdi siz buna nasıl penaltı şeyi verirsiniz? Offside? Ya şimdi zaten monitör kayboldu arkadaşlar. Ekran. Biz ekranı göremiyoruz. Ekranı göremiyoruz. Evet. Yani bu pozisyon tabii çok konuşuldu. Karşılaşmanın son bölümleri bir de. Yani bu müsabakanın artık bitme noktası. Evet. Diğer pozisyonu da bir alabilirsek. O pozisyon da enteresan. Ya bir de sanki yardımcı hakem Urfa Yedek Kulübesi'nin önünde biraz sanki böyle etkilediler gibi geldi. Bu pozisyon değil arkadaşlar. Kalecinin faul yaptığı pozisyon. Faul yaptığı pozisyon. Daha sonra mıydı? Bundan sonrası. Pozisyonda kaleci başarılı olmuştu. Bu değil. Evet, devam etsin. Ceza sahası içerisinde. Tamam, devam etsin. Bunun devamında. Evet, pozisyonu da görmüş olalım. Pozisyon da değil yanılmıyorsam. Yok, bu. Ama bunu yumrukluyor. Bu değil ya. Bunu tutuyor muydu? Yok, bu değil. Yok, şu anda. Bu son bölümde kaçan pozisyon. Bundan sonra olabilir o. Evet. Bu aralıkta olması lazım pozisyon. Evet. Yine bir duran top aynı bölgede. Evet. Arkadaşlar önce o zaman pozisyon. Buradan daha önce. Kalecinin yaptığı bir faul var. Orada istemiştim Mes'ten. Evet, bu son bölümde. Evet, hazırladığınız zaman verin. Var şeye gelelim. Evet, tabii o pozisyon. Evet, buna geldi. Ya bu pozisyonu tekrar izlemiştik. Ama istediğimiz pozisyonu tekrar izleyeceğiz arkadaşlar onu. Evet. Ondaki pozisyona baktığınız zaman defalarca arkadaşlarımız defalarca ekranlara getiriyorlar. Yani buna offside demek hangi gözle bakıyor bu hakem bunu anlamak mümkün değil. Gözlük de yoktu ki belki de gözlüğünün dereceleri çok büyüktü. Mercekler görmüyordu. Görme açısını kaybetmişti diye düşünebilirsiniz ama burada Şarkışlaspor'un gasp edilen 2 puanı var. Ve bu puanla birlikte özellikle baktığınız zaman Futbol Federasyonu'nun temsilcisi müsabakanın ardından gelip İsmet kardeşimizin çekmiş olduğu görüntüye baktı. Bu görüntüyle birlikte işte şu anda izliyorsunuz. Aslında baktığınız zaman SRT orada VAR sistemini uygulayan bir televizyon oldu. Şu anda üstte izlediğiniz ekrandaki kişi Futbol Federasyonu temsilcisi ve izliyor. Bunu 3 kez izledi, 4 kez izledi ve sonrasında şunu söyledi.
Hakem çok büyük hata yapmış. Sonrasında da hakeme baktığınız zaman da yan hakemin vermiş olduğu karara uydum ve hata yaptığını söylediği ortaya çıktı. Ama sonuçta neye bakarsanız bakın, şu anda baktığınız zaman Ahat Hoca da aynı şeyleri söylüyor. İşte yüzdeki üzgünlüğe de bakarsanız bu gündeme gelmiş bir şey. Ama her şeye baktığınızda gasp edilmiş bir iki puan var Şarkışlaspor'un. Yani ben bunu o müsabakayı yöneten hakemlerin vicdanına bırakıyorum. Vicdanları rahat mı acaba bu görüntüleri izledikten sonra, merak ediyorum. Ve özellikle dediğim gibi yani VAR sisteminin olmadığı bir yerde TRT bu görevi üstlendi. Görüntümüzü ayarladık mı Cemal abi? Evet. Bir de o görüntüye de bakalım. Evet. Evet, o görüntü de geliyor. Biraz önce kalecinin pozisyonu vardı. Hazır mı arkadaşlar? Tamam, gelsin. Kalecinin pozisyonu vardı, demin görmüştük. Tekrar görmekte fayda var. Yani yanlış kafalarda soru işareti bırakmayalım. Görüntüler net. Tabi bu görüntüde de yorumu size bırakıyoruz. Tekrar izliyoruz bu pozisyonu. Kadir orta alanda topla buluştu. Muhammed'e, Furkan'a aktardı. Ardından uzun bir top. Bu bölümde kafayla kaleciye geri pası. Şimdi bu topu tuttu. Tutsun. Bırak yürüsün. Evet. Yok, şu anda görüntü hızlı olduğu için şey yapıyor. İlk önce tekrar yavaş yavaş Kadir'in pozisyonu. Geri o bölümü geri yavaş yavaş alalım. Evet, işte bu pozisyon. Kadir biraz daha dengeli aslında, Furkan biraz daha dikkat etse çok güzel bir pozisyon. Şimdi topu tuttun mu Hakkı? Evet. Şimdi, evet. Size göre buradaki... Bu kaleci mesela burada Kadir'in çok fazla bir hareketli pozisyonu yok. Kaleci normal yani topla durabilir veya topu tutabilir ama ne yapıyor? Kontrolsüz biçimde yani, oyuncuya gidiyor. Kontrolsüz güç. Evet. Topla müdahale değil, topsuz alanda müdahale. Bunun kararı da ne olabilir? Ya, tabii ki penaltı olur. Penaltıyı yani verebilirsiniz burada. Kaçınılmaz bir şey bu. Çünkü burada hakkı yemiş. Yani biraz önceki golü bir tarafa bırakın. Bu da aynı şey. Topu tutmuşsun ve yalandan topu bırakıyorsun ve hakem orada senden taraf inisiyatif kullanıyor. Evet. Bunu da sizlerin takdirine sunuyoruz. Ya. Bu görüntüleri sunmuş olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İsmet kardeşime de teşekkür ediyorum. Evet. Yani, tabii, şu anda SRT'nin çekmiş olduğu VAR olarak nitelendirdiğimiz görüntüler Çarşamba günü Futbol Federasyonu'nun elinde olacak. Bu görüntüler ışığında nasıl karar çıkacak merak ediyorum. Evet. Tabii bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Maç hakem hata da yapabilir. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Ama Şarkışla ilçemizin Şarkışla Belediyespor'a sahip çıkması lazım. Yani bu Şarkışla Belediyespor'lu oyuncular Şarkışla'nın formasını giyen, Şarkışla Spor'u temsil etmeye çalışan isimler. Şarkışla halkımız lütfen bu kadar tutucu olmayın. Yani bu takıma sahip çıkın. Sahip çıkanlara teşekkür ediyoruz. Sahip çıkanlar çok çok fazla. Özellikle sahip çıkmayanlar, çatlak ses çıkaranlara söylüyoruz. Şimdi bugün Sivas Spor Süper Lig'de oynuyor. Sivas'ta oyuncu varmış, yokmuş, işte Şarkışlarmış. Kimse buna bakmıyor. Sivas Spor formasına bakıyor. Orada Brezilya'dan gelmiş Robinho. Sivas Spor formasıyla çıkmış. Mücadele veriyor. Yani futbolda böyle bir durum yok söz konusu. Önemli olan takımımızın orada oynuyor olması. Şarkışla Belediyespor'un Sivas'ı temsil ediyor olması, namağlup olması, lider olması, tüm gözlerin onların üzerinde olması yeterli değil mi sizce? Bence yeterli. Bu gurur size çok çok fazla yani. Bunu söyleyeyim. Bu gururu yaşayın bence. Takımımıza da destek olun. Şimdi kaldı ki bu ligde inanın Şarkışla Belediyespor'un harcadığı paralarla harcayan takımlar 10. 11. sırada yer alan takımlar. Sorabilirsiniz bunları. Yani ben oyuncu grubunu savunduğum için söylemiyorum. Diğer gruplarda söyleyebilirsiniz. Yani bu kadar ekonomik şartlarda bu takım bu noktaya geliyorsa tüm övgüyü hak ediyor. Yani o futbolcuları kutlamak lazım. Ben bunları kutluyorum. Hocayı, futbolcuları, hepsini. Tabii belediye başkanımız da yalnız kalıyor. Onu da yalnız bırakmayalım. Yani ona da yardımcı olunması lazım ki bu işin altından kalksın. Bugün bakıyorsunuz bu grupta Pötürge Belediyespor. Belediyenin takımı mı Kemal abi? Belediye evet. Takımı. Araban Belediyespor. Ulalar Belediye Gençlik Spor. Kilis Belediyespor. Elbistan Belediyespor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şarkışehir Belediyespor. Yani 14 takımın en az 8-9 tanesi belediye takımı. Şimdi bu belediye takımları belli bir bütçe ayırıyor. Bugün baktığımızda, telaffuz ettiğimizde 3000-4000 TL'lerden bahsediyor takımlar, yıllık bütçe. Ve bu bütçelerle şampiyonluğu, bu ipi göğüsleyemiyor, bu kadar başarı elde edemiyor. Şarkışehir Belediyespor takımı, yönetimi bir başarı elde ediyor. Daha az parayla daha güzel başarı elde ediyor ama bu noktada bile sıkıntı yaşanıyor. Onun için bu sıkıntıları yaşatmayalım. Şarkışehir Belediyespor'a bu tarihi şansı yakalamışken 3. lige çıkaralım arkadaşlar, gelin hep birlikte. Hani Şarkışehir'den oyuncu varsa, Şarkışehir Belediyespor'da oynayacak bir oyuncu varsa bunu zaten Ahat Hoca oynatır yani. Bu oyuncu, böyle bir oyuncunuz varsa oynatır yani. Bunun Şarkışehir'le oyuncu falan, bu şeyleri, muhabbeti bırakın. Şimdi Şarkışehir'le ilgili de başka bir şey söylemek istemiyorum. Bu milliyetçiliğinizi Sivas Kayseri noktasında gösterin arkadaşlar. Yani tüm alışverişlere Kayseri'ye gidiyorsunuz. Her şeyinizi oraya yapıyorsunuz ama bu takımla ilgili de bazı horlamalarda bulunuyorsunuz. Yapmayın lütfen. Yani bu takım Şarkışehir'in takımı. Mavi beyaz Şarkışehir Belediyespor takımı. Bu takıma onun için sahip çıkıp destek olun. Sahip çıkanlara da teşekkür ediyoruz. Biz oraya Şarkışehir'e gidiyoruz. Maçlar dolu dolu gerçekten. İnsanlar ilgili, alakalı ama lütfen çatlak sesler olmasın. Bu futbol takımının motivesini bozuyor. Yani bozuyor. Yani oyuncular ister istemez bunlardan etkileniyor. İlçede yapılan bazı hareketler onlara maalesef sıkıntı oluşturuyor. Motivasyonlarını bozuyor. Bunlara dikkat edelim bence. Evet, ben de görüşlerimi açıklamak istiyorum. Yalnız bu görüşlerden önce ismini söylemeyeceğim. Bir mesajı söyleyeceğim. Allah sizlerden razı olsun. Bu maça tam konsantre olamadık. Maddi sorunlar var, sahipsizlik var. Sporcuları elimizden geldiği kadar motive ettik. Bu hafta bir kez olsun ziyarete gelmelerini bekledi taraftarların futbol takımı. Elimizden geleni yaptık. Yayında Şarkışehir'li iş adamlarına seslenirsen seviniriz. Devre arası takviye lazım bize çünkü iyi gitmeyen şeyler var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Özellikle müsabakayı birlikte izledik. Ama bu müsabakanın içerisinde de ben orada zaman zaman futbolcularla da görüştüm. Bana söyler misiniz, Şarkışehir Belediyespor'da Sivas'ta olmayan kaç kişi var? Sivas'ta olmayan bir Rıdvan var. O da zaten polis olduğu için. Tamam. 20 tane görevden. 20 doğru. Tane futbolcunun 20'si de Sivaslı. Doğru mudur? Evet. Bu 20 futbolcu hangi takımın formasını terletiyor? Şarkışehir Belediyespor. Yani benim ismim Ahmet, Mehmet, Kemal, Ali de olsa benim giydiğim forma Şarkışehir Belediyespor forması. Evet. O nedenle benim nereli olduğum, nasıl olduğum, hangi ırka mensup olduğum hiç fark etmez. Ben o ilin, o ilçenin takımını temsil eden bir futbolcusuyum. Evet. Doğru mudur? Evet. Çok acı bir şey söyleyeceğim size. Takım bir gün önce otelde kampa alınıyor. Kamptan çıkarken otelden bir yetkili şöyle sesleniyor. Siz hangi takımda oynuyorsunuz? Şarkışehir Belediyespor'da deniyor. İçinizde Şarkışehirli var mı diye soruluyor. Herkes şaşkın. Şimdi anlamak mümkün değil ya. Sizin amacınız ne? Hedefiniz ne? Neler yapmak istiyorsunuz? Çok iyi giden bir takımın tekerleğine çomak sokmak niye? Bu takımı yalnızlaştırmak, ötekileştirmek niye? Baktığımız zaman işte gittik. Çok büyük bir taraftar kitlesi var. Doğru mu? Evet. Büyük bir özveriyle bu takımın başarısına çaba sarf eden Şarkışehir Belediye Başkanı var. Allah razı olsun. Belki de ilçenin kaderini değiştirdi. Baktığınız zaman. Çok iyi tesisler var. Ama benim gördüğüm kadarıyla, şahsi fikrimdir, bu futbolcuların sahada istenilen düzeyde futbolunu sergilemeyemelerin tek nedeni maddi. Bana göre, benim gözlemlediğim nokta bu. Evet. Yani bir an önce Şarkışehir Belediye Başkanı'na, iş adamlarının, Şarkışehir'in çok önemli iş adamları var. Sadece Şarkışehir içerisinde değil, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çok önemli iş adamları var. Çok iyi lobicilik faaliyetlerini yürüten dernekler var. Bu derneklerin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Biz geçmişte de bunu yaşamıştık hatırlarsanız. Sivas Spor'da da oldu. Şarkışehir Belediye Spor, Şarkışehir Belediye Başkanı'nın takımı değil. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Şarkışehir'i temsil eden bir takım. İki gün sonra belediye bırakır, adı Şarkışehir Spor olur. Evet. Veya adı, bakarsınız Güzel Şarkışehir olur. O fark etmez. Veya sponsor olur, başka bir Şarkışehir olur. Ama önemli olan bu takımın başarılı olması. Şu anda ligde lider. Bu hafta müsabaka yapmadan bay olarak geçecek. 3 puan alacak. 3 puan alacak. Liderliği devam ettirecek. İkinci yarı için elbette ki
kesenin ağzı açılacak tabiri caizse. Yeni futbolcular belki transfer edilecek. Tertemiz, ahlaklı, dürüst bir Ahat Hoca var. Yani bu hocanın küstürülmemesi gerekir. O ekranlarımızda da konuşmuştu, söylemişti. Biraz desteğe ihtiyacımız var demişti. Gerçekten de. Ahat Hoca'nın açıklamaları evet. Da var mı İsmetciğim? Gerçekten de bu takımın başarılı olmasını istiyor isek, 3. lige çıkmasını istiyor isek bu sese kulak vermeliyiz. Belediye başkanına, Şarkışla Belediyesi'ne değil, Şarkışla Belediye Spor'a destek vereceğiz. Yani şey yapmayın, şu anda seçim satına girdik. Elbette ki seçimle ilgili aday veya aday adayları kalkacaklardır, süslü vaatlerde bulunacaktır. Süslü vaatlerin icraata dönüşmesi gerekiyor. Hangi aday çıkarsa ben Şarkışla Belediyesi bu şunu yapıyorum derse, önce maddi açıdan gidecek kulübe, muhasebesine bu parayı yatıracak. Ondan sonra Şarkışla Belediyespor'la ilgili sözler sarf edecek. İş adamları, bu memleketten kazanıyoruz, bu memlekette harcıyoruz, bu memlekette yiyip boyanıyoruz. Bu nedenle de elimizi cebimize atalım biraz. Bu takımın biraz daha başarılı olması için çaba sarf edelim. Gerçekten de baktığım zaman çok iyi bir atmosfer vardı hafta sonunda. Büyük bir coşku vardı ama bu coşkunun sahaya yansımasındaki üzüntü vardı. Bu üzüntünün tek nedeni de bana göre, şimdi futbolculara da baktığınızda söylediğiniz zaman aynı şeyler üzerinde duruyor. Ücret. Ücretlerin bir an önce ödenmesi, transferlerin bir an önce ödenmesi ve çocukların da almış oldukları galibiyetlerle ilgili ödüllendirmeleri gerekiyor. Bu ödüller verildiği zaman elbette ki ikinci yarıda da başarı daha da çıtasını artıracak ve Şarkışla'da Belediyespor 3. ligde temsilcimiz olacaktır. Sivas'ın temsilcisi olacaktır. Sadece Şarkışla'nın değil. Bunu da idrak etmemiz lazım. Ben hasreten rica ediyorum Şarkışla Belediye Başkanımıza bu konuda iş adamlarımızın duyarlı Şarkışlalıların destek vermesi ve bu takımın düzlüğe çıkması için çaba sarf etmesini istiyorum. Yani görülen manzara çok iyi bir atmosfer, çok iyi bir takım var. Çok iyi bir takım kurusu var. Birlik, beraberlik, ahenk, takım ruhu, sahaya yansıtan bir takım var. Ama hani şey derler ya, un var, şeker var, yağ var, su var, tuz var. Ama helva yapmasını bilmiyoruz. Evet. Bu helvayı yapmalıyız, birlikte yapmalıyız. Bir de şu var Kemal abi, şimdi burada tabii diğer takımlara göre daha düşük paralar alıp, bu paraları da alamamak tabii ki sıkıntı. Böyle bir takım başarılı olma şansı da yok. Ya ama bunlar bu evlerini takım, geçindiriyor. Ve ama bu takım başarılı. Oyuncular buna rağmen aldırış etmeden forma aşkıyla mücadele ediyor. Bugün takım kaptanı Cüneyt, yani profesyonel olmuş işte Ordulu Spor'da, Karabük Spor'da, Hatay Spor'da birçok kulüpte futbol oynamış bir isim. Bugün 37-38 yaşına dayanmış ama o yaşına rağmen mücadele sergiliyor. Son bir şampiyonluk yaşama heyecan içerisinde. İşte Okan dün orada sakatlığı nedeniyle 8 hafta yer alamayacak. Çocuğun üzüntüsünü gördük. Evet, oradaki maç sonrasında oyunculardan daha fazla üzgündü alınan beraberliğin ardından. Yani böyle bir sinerji yakalanmış orada. İyi bir kadro var orada. Yani böyle başarıyı isteyen, doymamış. Yani ilerlemiş yaşlarına rağmen, şampiyonluklar yaşamış olmalarına rağmen doymamış bir kadro var. Onun için bu kadronun kıymetini bilelim. Şarkışla ilçemiz uzun yıllar bu tür başarıları bekledi. Yani Mehmet Gönen belediye başkanı döneminde biliyorum. O dönem iyi bir kadro grafiği yakalamış. Sivas'ta ilk ikiye girmiş. Erzincan'da grup maçlarında, terfi maçlarına gitmeye hak kazanmıştı. O dönemki Şarkışla Belediyespor takımı da iyi takımlardandı. İşin doğrusu yetenekli oyuncular vardı. O süreçten sonra yaklaşık 20 yıl Şarkışla Belediyespor hiçbir şekilde vitrine çıkamadı. Bu dönem vitrinde yerini aldı 20 yıl sonra. Buna katkı sağlayan başta belediye başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a teşekkür etmem gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Yani bir spor adamı olarak onun verdiği katkılarla Şarkışla Belediyespor 2 yıl içerisinde amatör kümede şampiyon oldu. Ertesi yıl Bal Ligi'nde üst sıraları zorladı. Şöyle bir tecrübe kazandı ve bu yıl adım adım şampiyonluğa doğru gidiyor. Bu başarı tesadüf değil. Bir çalışmanın ürünü. Onun için bu başarıyı kösteklemeyelim. En azından destek olmuyorsak da köstek olmayalım. Moral motivasyonları bozmayalım. Ama öncelikle tabii transfer ihtiyacı var. Ahat Hoca'nın açıklamalarında da var bu. Ama içerideki futbolcuların paralarının ödenmesi transferden daha önemli. Bu denge unsurunun oluşması, futbolcuların alacaklarının bir an önce ödenmesi. Çünkü zaten futbolcuların çok büyük paraları oynamıyorlar. Ben biliyorum. Yani Bal Ligi'nde bugün çok astronomik paralar var. Yani 3. ligden yüksek paraya oynayan takımlar, oyuncular var. Mütevazi bir bütçe. Tabii Şarkışla Belediyespor'da çok fazla böyle sağa sola dökecek parası yok. Onu da söyleyeyim yani. Şarkışla Belediyespor böyle çok fazla para verecek durumda da değil. Bu şartlarda yürüyecek işler. Futbolcular da bunun bilincinde, yönetimde. Ama birazcık destek olursa, ya ilçeden en azından
şu tür maçlara konsantre anlamında ne olur? İlçenin belli iş adamları, belli ilçesine de ki kardeşim bu maçı kazanın benden şu kadar prim diyebilir. Yani bu katkı sağlayabilir işi kolaylaştırmak anlamında. Bu da moral motivasyon etkiler ve onlara küçük çapta bir katkı sağlamış olur. Maç sonrası Ahat Hoca'nın açıklamaları hazır mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar hazırlıyor yayını. Son bölümde verelim isterseniz Ahat Hoca'yı neler söylemiş. Ama Şarkışlar'ın bu başarısı küçümsenmeyecek bir başarı. Şarkışlar ilçesi olarak bunu söylüyorum. Yani bu başarı elden giderse, üçüncülük gelmezse bunun akabinde çok uzun yıllar bu şansı yakalayamayabilir Şarkışlar ilçemiz. Kaldı ki Şarkışlar ilçe, tabii ilçelerimizin 16'sı da çok çok önemli. Çok fazla ilçemiz var. Şarkışlar 3. lige yakışacak ilk sıradaki ilçelerimizden biri. Açık yürekle söyleyeyim bunu. Tabii stadyumlarında küçük çalışmalarla, ufak tefek tadilatlarla, işte buna benzer çalışmalarla stadyumu hazır hale getirip 3. ligde rahatlıkla maçlarını oynayabilirler. Ulaşım çok kolay. İşte Kayseri-Sivas Karayolu'nun tam ortasında. Kayseri yakın, Sivas'a yakın, tüm ulaşım anlamında gelen takımlar adına avantaj, hakemler adına avantaj, federasyon adına avantaj, her bölgeden buraya hakem, gözlemci ataması yapılabiliyor rahatlıkla. Çünkü hava yolu için Sivas ve Kayseri havaalanını rahatlıkla kullanabiliyorlar, tren yolunu kullanabiliyorlar, karayoluyla her türlü imkanlar var. Onun için Şarkışlar bu iş için ideal bir ilçe, onu söyleyeyim. Tabii ne yapacak Şarkışlar'ı bu anlamda? Fedakarlık, milliyetçilik yapacaksa bu takım 3. lige çıkacak. Şarkışlar ilçesi futbol adına önemli bir ilçe haline gelecek. Küçük yaşlarda işte 10, 12, 15 yaş gruplarından itibaren de Şarkışlar'daki genç yetenekler futbola tanıştırılacak. Yetenekliler taranacak, altyapı takımlarında oynayacak. Belki 3-5 yıl sonra 3. ligde devam ettiğinde Şarkışlar oyunculardan oluşan bir Şarkışlar Belediyespor 3. ligde neden izlenmesin? Ama bu şekilde amatör kümeden başlayarak Şarkışlar oyuncuların o noktaya gelmesi imkansız. Onu baştan söyleyeyim. Hazırsa arkadaşlar alalım, yoksa yayınımızı kapatacağız. Çünkü süremiz de... evet. Bu arada tabii gelen mesajlarla Ankara Gücü karşılaşmasına da dikkatler çekiliyor Kemal abi. Yani Ankara Gücü karşılaşması cumartesi günü. Siz orada konuşurken ben de cevap yazıyorum arkadaşlara. Evet. Çünkü yazdıklarını dile getiremediğim için de buradan cevap yazmak zorunda kalıyorum. Şimdi özellikle Ankara'dan ve çevre illerden bu müsabaka için gelmek isteyen taraftarlar olduğunu açıklıyorlar. Bu nedenle de ben şunu söyleyeceğim. Müsabaka cumartesi günü saat 13.30'da. Pasolikleri ayarlattırmak ve bu maça okeylettirmek için cumartesini beklememek lazım. Bu nedenle de internetten hemen çalışmaları yapıp yerlerini ayırtmaları lazım. Ankara Gücü'nde de elbette ki şeyler gelecek. Taraftarlar gelecek. 2000'e yakın taraftar gelecek. Bu kesin. Bu nedenle de taraftarlarımızın sıkıntı yaşamaması için cuma gününden bütün sıkıntı sorunlarını çözmeleri ve tribünlerdeki yerlerini ayarlamaları gerekiyor. Herkes başarının üzerinde konuşuyor ve Hakan Hoca ile ilgili mesajlar var. Bu övgüler elbette ki bu hafta müsabakada da Hakan Hoca'ya taraftarın teşekkürü vardı, tezahüratları vardı. Çok önemli. Allah nazarlardan saklasın ekibini ve kendisini. Sivasspor'un Hakan Hoca'ya, Hakan Hoca'nın da Sivasspor'a ihtiyacı var. Bu bir basamak. Belli olmaz. Belki iki gün sonra milli takımın başına geçecek bir teknik direktör de olabilir Hakan Hoca. Ama bunu Sivas'tan çıkması çok önemli. Sivasspor'dan çıkması çok önemli. Bu hocayı da desteklemeliyiz. Ama bunu desteklerken de en önemli desteğimiz Sivasspor olmalı. Her şeyden önce bekliyoruz. Yani taraftarlarımızın 13.30'da cumartesi günü sahada yerler almaları her şeyden önemli. Bugün baktığınız zaman, özellikle tribünlere baktığınız zaman, ekranlardan izlediğiniz zaman o tribünlerde kırmızı ve coşkusunun had safhaya gelmesi lazım. Ya bir defalık da olsa 2 saatimizi bu takımın oynadığı müsabakaya ayıralım, başarısına ayıralım. Çok zor değil ki. 5 yaşında, 4 yaşında çocuklar, özellikle Sayın Valinin destekleriyle 150 tane köylerden, ilçelerden gelen çocuklar, bunu da bir tarafa bırakın. 50 tane engelli dediğimiz ve Sivasspor'u desteklemek için çaba sarf eden yiğitler gelirken biz bir bahanelerin arkasına sığınmayalım diyorum. Yani mesajlara çok teşekkür ediyoruz ama dediğim gibi yani bugün şu itibarıyla gündem çok yoğundu ve yoğunlukla birlikte mesajları dile getiremedik ama önümüzdeki hafta ekranlarda mutlak bunları dile getireceğiz. Evet inşallah
böyle olur. Hazır mı arkadaşlar görüntü? Evet, biz tabii son bölümde artık veda edelim. Ahat Hoca'nın görüntüleriyle sizi biraz sonra baş başa bırakacağız son bölümde. Siz Ahat Kömürlüoğlu biliyorsunuz Şarkışlar Belediyespor'un başarılı teknik adamı. Son olarak neler söyleyeceksin Kemal abi? Benim dediğim gibi yani şu anda Ahat Hoca ile ilgili neler söylenebilir? Ahat Hoca çok başarılı bir teknik direktör. Genç jenerasyonun özellikle Sivas'taki teknik direktörlerin önde gelen isimlerinden. Ahat Hoca'nın çok iyi yerlere gelmesi için canı gönülden destekliyorum. Ama dediğim gibi çok mütevazı yapıya sahip ve temsil ettiği takımların formasını ve kulübünü ön plana taşıyan birisi. Ama biraz sonra ekranlara gelecek olan görüntüde de göreceğiz. O da biraz dertli. Bir hocayı dertlendirmek çok önemli. Bunu yapmamak lazım. Yani Şarkışla çok küçük bir ilçe değil. Baktığınız zaman, ekonomisine baktığınız zaman Sivas'ın 16 ilçesinin içerisinde ikinci sırada yer alan bir ekonomiye sahip. Ticaret anlayışına baktığınız zaman çok büyük ticaret kitlesine sahip olan bir şey. Yani karınca kararınca herkes taşın altına elini koyup 1 lira da olsa, 2 lira da olsa fark etmez. Bu takıma destek için seferberlik yapılmalı. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Bu Şarkışla Belediyespor, Şarkışla Belediye Başkanı'nın malı değil. Yönetim kurulunun da malı değil. Evet. Şarkışla'nın malıdır ve Şarkışla'yı temsil eden tek takımdır. Bir şehrin tanıtımında çok önemli olgular vardır. Çok önemli ögeler vardır. İşte bu ögeyi çok iyi değerlendirmemiz ve bunun etrafında buluşmamız lazım. Evet. Artık veda zamanı diyoruz. Sizlerle veda ediyoruz. Cumartesi günü Sivas Spor'umuz Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Bu sabahkıdaki türbündeki yerlerimizi lütfen alalım. Pazar günü de Belediye Spor'umuza saat 13'te Muhsin Yazıcıoğlu'nda başarılar diliyoruz. Taraftarlarımızın bu bölüme de destek vermesini bekliyoruz. Sizleri Ahat Hoca'nın açıklamalarıyla baş başa bırakıyoruz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Evet, çünkü 2 puanı kaybettik. Evet, doğru. Daha futbolda bunlar olan şeyler. Tabii rakibin oyun sistemi de önemli miydi bugün? Daha böyle diğer takımlara göre daha geniş ve uzun alanda oynadıklarını söyleyebiliriz. Öyle tabii. Gözlemledik. Bu bizi oyunumuzla biraz etkiledi gibi mi sence? Tabii şimdi biz özellikle ilk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık yani. Farklı bir dizilişle oynadık rakibe göre. En azından onların da orta sahaya kadar çıkmasını istediğimiz bir oyun tarzı vardı ama onu başaramadık kaptığımız toplarda. Öyle olunca ilk yarı bizim için kötü geçti. Ama ikinci yarı hem saha içi dizilişte bir değişiklik yaptık. Hem bir oyuncu değişikliğiyle farklı bir kimliğe büründü takım. İkinci yarı olarak oyundan çok memnunuz ama tabii ki futbolun meyvesi gol. Gol olmayınca, kazanamayınca hiçbir şey değerini kazanmıyor. Bugün üzgünüz 2 puan kaybettiğimiz için. Rakibin de son şansıydı bugün. İşte 8 puan aramızda var. Bugün yenmiş olsaydık belki ligi havlatacaktı. Evet, evet. O bilinçle onlar da iyi mücadele ettiler. Onlara da tebrik etmek gerekir. Ama son haftalarda hakem yönetimleriyle ilgili biraz başımız ağrıyor gibi ama tabii buralara da sığınmamak lazım. Bizim kadromuz da fazla geniş değil. Biraz daha geniş kadromuz olsa hamle yapabilsek, bazı hamlelerde çok tereddütlü geç yapıyoruz. Öyle olunca bunu kenardaki oyuncularla mı alakalı? Tabii yani biraz daha kulübemizi de güçlendirmemiz gerekiyor. Saha içini de. Çünkü ikinci yarı daha mücadeleci, daha çetin geçecek bir lig var. Tabii bir de önemli deplasmanlara gideceğiz. Önemli deplasmanlara gideceğiz ama daha önce de söylemiştim. İkinci yarı başı itibariyle biz yine avantajlı başlayacağız. Fikstürümüz bizim için avantaj gösteriyor. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılamıyor. Evet. O avantajı avantaja çevirebilmek için iyi çalışıp eksiklerimizi kapatıp işimize bakacağız. Yani bizim işimize odaklanmamız lazım. Hocam bugün baktığınız zaman kanatlar da tam o oyunda hakimiyet elde etmemiştir. Yani kanatlar rakip kendine göre sağ, bize göre evet. Sol tarafı çok zorladı ilk yarı boyunca. Biz şimdi ilk yarıda bir 4-4-2 dizilişi ile oynamaya çalıştık. İçerideki ikiliye top geçirmede çok sıkıntı yaşadık. Yani kanatlardan değil de daha çok o ikiliye geçip stoperlerin arkasına gitmeyi düşünmüştük. Onu başaramadık. İkinci yarı biraz daha oyunu bu sefer farklı bir şeye getirdik. Yani normal 4-3-3 oynadık. O 4-3-3'te biraz daha istediklerimiz oldu. Kanatlara da zaman zaman iyi kullandık. Mevcut kadromuz bu. Yani bu arkadaşlar bugün buraya kadar bu takımı bunlar getirdiler. İnşallah bundan sonra da
daha iyisini yapmak için biz çalışacağız. Hocam mental olarak da yani şimdi baktığımızda takım tabii 10 hafta 11 hafta böyle seriyi kazanıyor. Son 1-2 hafta tabii mental olarak da sanki böyle bir kafa yorgunluğu var gibi gözlemliyorum. Gerginlik var takımda da yani onu biz de hissediyoruz. Maçtan önce de sürekli uyardık daha sakin kalmamız gerektiği işte kaybetsek de çok sakin kalmamız gerektiği oyuncu kaybetmemiz gerektiği yönünde uyarılar yapıyoruz ama tabii ki futbolcu dediğiniz gibi mental olarak biraz yoruldu ligin sonu da hep aynı oyuncularla oynadık bunun da etkisi var biraz bunun da etkisi var aynı oyuncularla mücadele ettik bu yorgunluktan oluşan bir şey diyebiliriz. Bir de şeyi soracağım. Pardon. Bir de tabii artık içeri tamamladığımız için bunu söylemekte fayda var. Transfer olarak hangi mevkilere beklentim var hocam? Yani takviye kadro genişliği oluşması anlamında. Ya şimdi yöneticilerle oturup şu maçtan sonra biraz daha konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikli olarak bizim mevcut oyuncularımızın ödemelerinin yapılması lazım. Yani birinci önceliğim bu. Çünkü orada da aksamalar var. Onları halletmede zorlanıyoruz şu anda. Oyuna yansımış gibiydi. Ya işte normalde bazı şeyler futbolcu tamam bir kenara attım dese de atamıyor. Atamıyor gibi. Ondan sonra da eğer ekonomik olarak biz oyuncu alabileceksek işte bir santfor eksiğimiz var. Orta sahanın içini güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün kanatta da sıkıntı yaşadığımızı gördük. En azından bir kanadı güçlendirecek bir hamle yapabiliriz. İşte dördüncü bir oyuncu olacak olursa işte stoper sorunumuz da var gibi duruyor. Çünkü işte bugün Okan yoktur. Oyuncu kaymaları yaptık. Nasıl döneceği de biraz yani büyük ihtimal ligin başına da dönemeyebilir. Bir 2-3 hafta alabilir oradan da. Bugün müsabaka beraber ama şimdi kadrolara ben inceliyorum. Baktığımızda bugün bize karşı çıkan 11'in 8 tanesi profesyonel oynamış oyuncular ve yani çok yakın zaman profesyonel oynamışlar. Evet. Böyle bizde de şimdi mesela Cüneyt profesyonel oynadı ama uzun süre oldu. Ama rakibin bu anlamda da bir avantajı var gibi. Yani bakıyorsun daha tecrübeli oyuncular var. Bu da tabii Şarkışla Belediyespor'un kadro yapısına baktığımızda işimizi zorlaştırdığını bir göstergesi. Bu anlamda da neler söyleyeceksin? Tabii diğer takımlar da aynı şekilde. Tunceli takımı da aynı. Ya şimdi sezon başı bu takımların hepsi iyi paralar harcadılar. Evet. Yani bu takımları kurmak da belli bir ekonomik gerektiriyor. Bizim bütçemizde işte buraya senin söylediğin gibi çok tecrübeli iyi oyuncuları getirmek biraz zor gibi gözüküyor. Evet, evet. Şu an biz kendi yağımızla kavrulacağız çok büyük mantıklı ihtimal. Değil zaten. Mantıklı da değil. Evet. Yani çünkü burada çok cüzi rakamlara birileri oynarken buraya yüksek meblağlarda bir oyuncuyu getirip her şeyi alt üst etmek ayağına sıkmak gibi bir şey olur. Evet, evet, evet. O yüzden biz bu bazda da öyle bir düşüncemiz yoktur. İnşallah takviyelerde yani ekonomimize göre bize uyacak. Uymayacaksa yine bu çocuklarla devam edeceğiz. Evet. Yapacak bir şey yok. Gidersek. Nereye kadar gidebilirsek böyle bu ekibimizle gideceğiz. İkinci yarı ne zaman başlayacak? İkinci yarı 20 Ocak'ta başlayacak. Bizim buradan bir hafta bir karımız oldu. Evet. Son hafta Han kendinin çıkmaması bize bir haftalık tatil fırsatı çıkarttı. Biz de nasip olursa bir hafta dinleneceğiz. 17 Aralık itibariyle ikinci yarı çalışmalarına başlayacağız. Bir de ben kırmızı kartla golü söylemek istiyorum. Kırmızı kartla gol hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya ben şimdi hakemle ilgili işte art niyetliydi demek yanlış olur. Evet. Yani benim futbolcum da kendine hakim olacak. İşte çenesini tutacak. Yani ucuz kart her zaman başını ağrıtır. Evet. Yani işte konuştuğu için bir sarı kart görüyorsa burada futbolcuyu da kendini sorgulaması lazım. Arkadaşlarını yalnız bırakmaması lazım. Tabii bunlardan ders alacağız. Ama gol pozisyonuyla ilgili ben yan hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Bilmiyorum görüntüyü de görmedim. Bizde görüntü tam bu çizgiden görüntü var. Yan hakem büyük bir hata yaptığını düşünüyorum ama artık onu geriye çevirme şansımız da yoktur. Evet, yani. Gol vuruşunda ofsayt olmadığını söyleyebiliriz biz çizgiydik ama ilk başlangıç i̇lk pozisyonuna başlangıç pozisyonunda var diyor hakem. Artık ama yani orada da Vural'ın arkadan geldiğini biz gördük hemen yani. Hemen önümüzde pozisyon. O da görüntülerde var zaten. İzleyeceğiz. Yani pazartesi olsun, akşamda kaybedilmiş bir puan var diye değerlendirmek lazım bunu. Ya tabii ki şimdi ben size bağlantı yaptığımız zaman geçen hafta söylemiştim. Bize işte ligde 34-35 puan deseler. Şimdi gelecek hafta alacağımız puanlarla puanımızı nereye taşıdık? 32-35. Evet. 35'e taşıdık.
Yani biz geldiğimiz nokta itibariyle sezon başındaki yani, hedefin üzerinde bir hedef. Tabii ben yani 30 puan yakalarsak ligin içinde ilk 2'de oluruz diyorduk. 29-30 puanlarda bitirebilirsek yarışı son saniyeye kadar sürdürürüz diyorduk. Bugün geldiğimiz yer 35 puan. Evet. 35 puanda bu futbolcular aldılar. O yüzden ben tekrar onlara teşekkür ediyorum. Yani zor şartlarda mücadele ediyoruz. Ekonomik olarak da işte başkanımız yalnız kaldığını düşünüyorum. Ekonomik destek yoktur. Bunları da üst üste koyduğumuz zaman ben şu anki puan tablosundan ve futbolcu arkadaşlarımdan memnunum yani. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz şu vurguyu da yapmak istiyorum. Şimdi Sivaslı bir teknik adam olarak bu başarıyı yakalamanda bizlere gurur ve mutluluk veriyor. Allah onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadı, söz vermişti bir maça geleceğim diye. Keşke ona bir galibiyet hediye edebilseydik. Evet. Ama ben buradan Valimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza destek olmasını istiyorum ekonomik anlamda. Sıkıntılarımız var çünkü buradan en azından bize ekonomik anlamda biraz destek sağlarsa çok memnun oluruz. Evet, İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ahat Hocam'a teşekkür ediyoruz. Çarşıda Belediyesi burada başarılar diliyoruz bundan sonraki süreç.